Arka sokaklarda efendim neler oluyor bilmiyoruz ama Hollywood'da çok feci şeyler oluyor diyelim günaydın. Ve günaydın diyelim. Günaydın, iyi cumalar diliyoruz. Dünya basınında efendim, dünya basınında gündeminde olan ve herkesi şoke eden bir olayla başlayalım. Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in film setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hemen sizlere de aktaralım. Amerikan basında yansıyan haberlere göre Alec Baldwin Rust filminde bir sahnenin çekimi sırasında kuru sıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. Rust filminin setinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Görüntü yönetmeni Halina Hutchins 42 yaşında hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joe Souza 48 yaşında, o ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Souza'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekimlerini durdurdu. Alec Baldwin bu filminde olaya... torunu cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı oynuyordu ve sete gelmeden kısa bir süre önce de hatta sette bir fotoğrafını paylaşıp Instagram'a koydu. Şu an gördüğünüz fotoğrafı paylaştı. Yani olay meydana gelmeden 2-2,5 saat önceki paylaşım. Alec Baldwin'in evet kaza olduğu düşünülüyor ama soruşturma tabii ki hemen başlatıldı. O anın da zaten görüntüleri var, kameralarda. Şimdi daha önce Amerika'da da böyle kazalar oldu. Yani bir daha böyle bir kaza olmuş. Hani en yakın tarihte soruşturma başlatılıyor. Gözaltı süresinden sonra başrol oyuncusu kefaretle serbest bırakılıyor. Kaza sonucu olduğu düşünüldüğü için. Ama soruşturma bitmeden tabii böyle bir şey söz konusu değil. Set durmuş durumda şu an. Buna benzer başka bir olay da 1993 yılında yaşanmış. Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee sette ateşli silahla öldürülmüştü. Yapılan araştırma sonucunda polis olayın kaza olduğuna kanaat getirmişti. Evet. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir olay. Kesinlikle. Kuru sıkı sevgili izleyiciler dizilerde ve bazı filmlerin böyle çatışmalı sahnelerinde kullanılan bir teknik yöntem. Şimdi yayına girmeden önce birkaç kişiyle de konuştuk. Yani hani sette çalışan insanlarla, yönetmenlerle ve yönetmen yardımcılarıyla konuştuk. Onlar da anlamaya çalışıyorlar. Çünkü kuru sıkı uzaktan ateş edildiğinde yaralayıcı bir özelliğe sahip, öldürmesi için bir insanın çok yakından ateş edilmesi gerek sonucuna varıyorlar. Teknik anlamda bunu konuşanlar ama hani onu da konuştuk. Acaba bir gerginlik, bir çatışma ya da silah mı kaydı, başka bir şey mi oldu? Çünkü görüntü yönetmeni. Hepsi kameralarda mevcut. Yani kameranın tam arkasında oyuncuyla karşı karşıya gelen kişi hayatını şimdi, kaybetti. Şimdi set çalışanlarından bir arkadaşımızla da konuştuk. Diyor ki filmlerde karakter karşısındaki kişiye bakıyorsa, ona bakarak konuşuyorsa ve yakın plan çekiliyorsa... Onun karşısında o anda karşısındaki karakter olmaz. Onun karşısında yönetmen olur, görüntü yönetmeni olur ve başka 20 kişi daha olur. Böyle yakın çekerler. Bu korkunç olay da belki o sırada yaşanmış olabilir yakın çekimler sırasında. Kesinlikle yani Alec Baldwin'in ya da herhangi bir oyuncunun bir husumet, bir psikolojik sorunu, bir şey yoksa durup dururken görüntü yönetmenini öldürmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Sette, dünyada, başka yerlerde yaşanıyor mu böyle kazalar? Elbette ki yaşanıyor. Yıllar önce Arka Sokakların setinde başrol oyuncusu Zafer Ergin'in başından benzer bir kaza geçmişti. Yine Dur Yolcu adlı dizinin Türkiye'de ki çekimlerinde kuru sıkı tutukluk yaptığı için iki kişi yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Benzer bir kaza 2003'teki Meksika'da bir film setinde geçiyor ve diğer rol arkadaşına silahı doğrulttuğunda, sıktığında hayatını kaybediyor. Karşıdaki kişi yakın plandan ateş edildiği için. Evet, 62 yaşındaki Alec Baldwin efendim Oscar'a da aday gösterildi. 6 çocuğu var. Hatta podyumlardan da çok tanınan, bilinen Hailey Bieber'ın da amcası oluyor kendisi. Şimdi biz neyi merak ediyoruz?
bir ceza alır mı kazaysa? Bu olayla ilgili efendim bir avukat yorumunu öncelikle çok merak ediyoruz. Hemen bir avukat arkadaşımızı buradan arayalım. Fatih Volkan'ı arayalım ve soralım. Nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra? Ve ne ceza alır, evet, Alec Baldwin? Şimdi bütün dünya bunu merak ediyor. Çünkü Amerika'da kefaret sistemiyle serbest bırakılma durumu da var. Fatih Volkan, şu an canlı yayındayız. Konuya da hakimsin. Sesi hemen yayına verdik. Evet, dinliyoruz sizi. Nasıl bir süreç işler bundan sonra? Televizyonun sesini de kısarsak iyi olur. Tamam, bir dakika canım. Evet. Amerikan hukukunu bilmem ama Türk hukukuna göre, evet, bu taksirle yaralamayı, öldürmeye sebebiyet vermektir. Taksir nedir? Taksir öncelikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaktır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak birinin ölümüne sebebiyet verilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu 85. maddeye göre cezası bunun 2 seneden 6 seneye kadar. Hı hı. Evet. 2 seneden 6 seneye kadar hapis cezası var. Şimdi ben anlamadığım şey şu. Hı hı. Burada kuru sıkı bir tabancadan çıkan bir mermi çekirdeği yok. Ölüme sebebiyet veren ne burada? Benim anlamadığım o. Evet. Yani adı üstünde kuru sıkı. Yani oyuncak tabanca dediğimiz. Evet. Yani ölüme nasıl sebebiyet vermiş? Adamda kalp krizi, kalp hastası da, hmm, onu mu o sesten tetiklemiş? Yani o da ayrı bir tabii şey. Evet, ya da merak edilen soru. Ya da acaba kuru sıkı diye şu an Amerikan medyasından bize yansıyor dünyaya. Acaba o kuru sıkı diye eline verdiler gerçek tabanca mıydı? İşte ben de ondan merak ediyorum. Bu durumda sadece buna silahı kullanan Alex değil, buna veren de suçlu. Suçlu olur. Bunu veren de, göz yuman da, bu işte yapımcısından tutturun, rejisör müdür? Kimler varsa, kamera arkası mıdır? Kimler varsa bu silahı bunun eline veren, bu kuru sıkıdır, bundan ateş et diyen kim varsa bunlar da aynı şekilde sorumludur. Hatta ve hatta eğer onların bu şekilde kasıtlı bir hareketi varsa bu kasıtlı adam öldürmeye girer. Yani sana kuru sıkı tabanca diye birisi hakiki bir silah vermiş olsa, bu o zaman kasıtla, o kişi açısından kasıtla adam öldürmeye sebebiyet vermiş olur. Evet. Fatih Bey, bir şey soracağız. Amerikan hukuk sisteminde bilmiyoruz ama şöyle haberlerde geçiyor. Kefaret sistemiyle serbest bırakıldı tabirine, cümlesine rastlıyoruz. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olur, olur. Türkiye'de de olur bu. Bu Türkiye'de de olur. Bir şey değil ki bu. Yani bugün taksirle fiillerden dolayı aşağı yukarı birçoğuna adli kontrol veriliyor. Evet. Yani tutuklamayı gerektirir bir konu yoktur. Şimdi burada da onun için Amerika sisteminde de kefaletle tahliye etmişlerdir. Ya da yurt dışına bizim çıkış yasakları konu. Mesela, mesela bir yurt dışına çıkış yasağı konu. Her gün bir yere imza atması. Karakola, yakın karakoluna imza atması şeklinde olur. Bir para yatırma şeklinde olur. Olur yani, bunlar bir teklifdir yani. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Fatih Volkan. Şimdi seyircilerimiz de yazıyor. Kuru sıkı tabancalar ses ve gaz fişekleri atabilir. Bu tabancaları kullanmak için ruhsat gerekmez. Kuru sıkı mermi olarak adlandırılan bu mermiler genellikle canlılara zarar vermese de canlılara doğrultulmaması konusunda uyarı verilir diyor. Arkadaşlar, şimdi bir şey geldi, bir mesaj geldi. Hemen size de iletiyorum, gerçekten okuyunca tüylerimi diken diken eden bir mesaj. Alec Baldwin'in efendim 2017 yılında attığı bir tweet şu anda sosyal medyanın gündeminde. Onu arkadaşlar ekrana getirecek. Şöyle diyor Müge. Ha. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum. 2017 yılında attığı tweet. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum.
Korkunç. İnanılmaz. Gerçekten peki, korkunç. Peki hem bu tweet'i hem Amerikan medyasında haberlerde, gazetelerde, çok televizyon ve kanallarda neler oluyoru sorabileceğimiz, daha önce Alec Baldwin'le birçok kez röportaj yapmış olan Los Angeles'ta Barbaros Tapan'a bir bağlanalım. Bir de ona soralım bakalım. Evet, Barbaros'a soralım, ondan detayları alalım. O da Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajlarla dikkat evet, çeken bir isim. Hemen buradan arıyoruz tekrardan. Bakalım, bekliyordu aramamızı. O yüzden sesi direkt dışarıya verdim. Barbaros merhaba. Merhaba. Bize bir olup biteni anlatır mısın? Sen orada olduğu için, orada olduğun için her şeye daha hakimsin. Vallahi tabii çok üzücü bir haber aldık bugün. Gündemin tam kalbine oturdu. Bugün herkes bunu konuşuyor. Bir anda bütün haber kanalları olsun, sosyal medyada başta olmak üzere. Ne yazık ki bugün sette Alec Baldwin sahne sırasında kaza ile elindeki silahın ateş almasıyla filmin 42 yaşındaki sinematografı Helena Hutchins'in ölümüne ve filmin yönetmenini 48 yaşındaki Joel Souza'nın da ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay bugün gerçekleşti, yani Perşembe günü, hala burada New Mexico'da bulunan Bonanza Creek çiftliğinde meydana geldi. Şerif Departmanı'nın açıklamasına göre Alec Baldwin ve görgü tanıklarının tutuksuz sorgulanması hala devam ediyor. Yani bir tutuklanma, bir işte kefaletle serbest bırakılma diye bir söz konusu yok. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bu setlerde kullanılan silahların çoğu bu tip sahnelerde gerçek silahlar. Bunların içine kuru sıkı mermi koyuyorlar. Bir de bunların koordinatörleri var. Bu silahlı işte sahneler için, içinde ateş olan sahneler için, patlama sahneleri için sorumlu kimseler var. Ve ayrıca bütün buradaki sektör sendikalı olduğu için bu tür hususlarda güvenliğe de çok şiddetli şekilde, çalışanların sağlığına, güvenliğine çok dikkat edilir Amerika'da. Bunun için de bugün tabii bu talihsiz olay oldu. Daha önce de en son 1993'te olmuştu. Bu Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin başına gelmişti. Yine aynı şekilde. O da hayatını kaybetmişti sette. Tabii şu an tam bir açıklama yapılmadı henüz. Nasıl oldu? O anda Alec Baldwin'in silahı tuttuğu açıda karşısında tam kimler vardı? Bir yerden mi kurşun sekti? O insanlara gitti, kaç kere silahı sıktı, bunlar hala soru işareti. Bunlar hala bilinmiyor. Ben de takip ediyorum sosyal medyadan. Ama tabii çok üzücü bir durum. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Sonuçta yani genç insanlar bunlar. Evet. Özellikle Aleyna Çin'sin de kariyerinde çok hızlı bir çıkış yakalamış bir sinematografıydı. Tabii üzüldük biz de sektörün içinde olan insanlar olarak. Ondan da biraz bahsedebiliriz aslında. Halina'dan, Halina Hutchins'ından. Evet, dediğim gibi 2018'de Hollywood Reporter'ın röportajında yıldızı parlayan sinematograflar arasında gösteriliyordu kendisi. Ukrayna asıllı. Hatta Sovyet ordusunda da eğitim almış. Gazetecilik konusunda da kendisini çok iyi geliştirmiş, bir altyapısı olan bir insandı. Tabii Amerika'ya gelmesiyle Hollywood'daki basamakları hızlı hızlı çıkmaya başarmış. Genç yaşında da önemli işlerde rol almış bir kişiydi. Ama bugün işte talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Yani hepimiz çok üzgünüz bu konuda. Bu ekranda şu anda son görüntüleri, Halina Hutchins'in yani son görüntülerini görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Sette çekimden, yani ölmeden önce, kısa bir süre önce sette kaydettiği görüntüleri izliyorsunuz. Peki Barbaros, şunu soralım. Daha önce Alec Baldwin'in 2017'de attığı bir tweet tekrar gündeme geldi. Sen de onunla röportaj yapan bir gazeteci olarak şöyle bir tweet atmış. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum.
Evet, tam yani hakim değilim ben o konudaki tweetine. Ben onunla röportajım The Ghost Baby filminle alakalıydı. Tabii o filmin konusu falan her şey çok farklıydı. Alec Baldwin çok değerli bir aktördür Hollywood camiasında. Çok bilgili, çok duayen bir isimdir. Benim de yani röportaj dışında da özel olarak da görüşme fırsatım olduğu insanlardan birisidir. Ben onun adına da çok üzgünüm. Yani tanısanız gerçekten çok iyi niyetli, dünyayı çok iyi bilen bir insan. Çocuklarını çok seven, zaten biliyorsunuz yaklaşık şöyle 6 tane 7 tane çocuğu var. Çocuğu var, evet. Evet, evet. Yani hayat dolu bir insan. Bence kendisi şu an yani müthiş derecede, o da çok üzgündür. Bilmiyorum bunun, bu büyük olayın altından nasıl kalkacak. Kolay işler değil bunlar. Evet. Psikolojik olarak da altından kalkması. Peki kulislerde ne konuşuluyor? Amerikan basında ne yazıyorlar? Yani buradan bir tutuklama çıkar mı? Vallahi şu an çok yeni olduğu için henüz tam böyle ne olduğunu... Herkes olayın şokunda. Bilmiyor. Yani elinde bakın şu da var. Şimdi elinde bilmiyoruz, elinde silah mı vardı yoksa rol gereği tüfek boyutunda daha büyük kapsamlı bir başka bir silah mı vardı bilmiyoruz. Yani bunun detaylar şu an açıklanmadı. Biz de bu açıklamaları öğrendikçe daha net bilgi edineceğiz. Şu an bütün özellikle sosyal medyadaki sayfalarda, Amerika'nın lokal basınındaki yerlerde hemen hemen aynı haberler dönüyor. Evet, bir açıklama yapılacaktır. Peki çok sürede. Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Kolay yeni gelişme gelsin. Olursa bize yazar mısın, mesaj atar mısın bize? Yeni evet, gelişmeler evet, olursa. Atarım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, bay bay. 42 yaşındaki Haline Hutchins'ın sette ölmeden kısa bir süre önce kaydettiği görüntüler sevgili izleyiciler şu an ekranımızda. 42 yaşında Amerika'ya geldikten sonra Hollywood'da yeteneğiyle, bilgisiyle, donanımıyla hızla yükselen isimlerden bir tanesi olarak geçiyordu Haline Hutchins. Seyirciler de yazıyor, kuru sıkı mermide çekirdek yoktur az önce söylediğiniz gibi. O işte başka bir iş var diyorlar. Diye. Evet, daha önce yayına girmeden önce de çeşitli setlerden iki yönetmen ve bir yönetmen yardımcısı arkadaşımızla da konuştuk. Kuru sıkıda böyle bir şey söz konusu olmaz diyorlar ama bir açıklama yapıldığında size aktaracağız. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Nereye geçelim? Türk magazinine geçelim efendim. Türk magazininde bir aşk haberine geçelim. İbrahim Tatlıses dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaştı. Kız arkadaşıyla el ele bir fotoğraf karesiydi. Ancak yüzleri görünmüyordu. Sırttan bir kareydi. Fotoğraftakinin İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya olduğu sanıldı. Ancak gerçek bambaşkaydı. İzleyelim. Tatlıses'in özel hayatıyla ilgili iddialar, paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya yorumları yine kafa karıştırdı. 69 yaşındaki Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı. Her şey ünlü şarkıcının Instagram hesabından bir kadınla el ele çekilmiş pozunu paylaşmasıyla başladı. Tatlıses, deniz kenarında bazı evler vardır ya ne bir derya, bizimki de ne bir orman yazısıyla işte bu kareyi paylaştı. Fotoğrafın paylaşıldığı dakikalarda magazin basını ve hayranları Tatlıses'in yanındaki kişinin Gülçin Karakaya olduğunu sandı ancak durum böyle değildi. İddialara göre Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Kulislerde İbo Gülçin ayrılığı doğru çünkü Gülçin Hanım İdo'nun düğününe katılmadığı iddiaları da konuşuldu. Farklı bir görüşe göre ise Gülçin Karakaya düğüne Derya Tuna'nın varlığı nedeniyle katılmamıştı. Ancak olaylar bununla sınırlı değildi. Ünlü şarkıcı birkaç hafta önce ismini sır gibi sakladığı yeni bir hanımefendiyle yeni bir aşka yelken açtı. Hayatının büyük bir bölümünü İzmir'de geçiren Tatlıses, İzmirli bir hanımefendiyle aşk yaşamaya başladı. İbo ile el ele poz veren bu hanımefendi, yani Tatlıses'in sevgilisi olan, yeni aşkı olan bu hanımefendi İzmirli. Tatlıses'le aynı evde yaşıyor. Gülçin Karakaya ve Tatlıses 2 ay önce ayrıldı. 12 yıl aradan sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, yaptığı 3 milyon dolarlık Belarus konser dizisi anlaşmasıyla eski gücüne kavuştu. İddialara göre en zor zamanlarında kendisine moral olan 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya
Karakaya'yla görüşmeyi azalttı. Bu durumdan büyük sıkıntı duyan Gülçin Karakaya'yla sık sık tartışmaya başladı. Telefonlu aramalar da tamamen bitince Gülçin, İbo'nun evindeki eşyalarını toplayıp İzmir'de annesinin evine döndü. İbo bu sürede de sevgilisini ne aradı ne sordu. Tatlıses ayrıldıktan 1,5 ay sonra yeni aşkını sosyal medyadan ilan etti. Gülçin de İbo'nun yeni aşkını Instagram'dan öğrendi. Takipçilerinin İbo'nun yanındaki sen misin sorusuna hayır değilim, benim saçlarım hala sarı yanıtını verdi. Karakaya sarışındı. Fotoğraftaki hanımefendi ise Kumral. Tatlıses'in yakın çevresinin bile adını bilmediği yeni aşkının kim olduğu bilinmiyor. Tatlıses'in son paylaşımı sosyal medyada epey gündem oldu. Tatlıses ve yanındaki hanımefendi yaş farkı nedeniyle çizgi film karakterleri Haydi ve dedesine benzetildi. 2 4 eder. Bırak yakamı bırak. Tatlıses'in yeni aşkıyla ilgili efendim yeni bilgiler tabii ki de ikinci sayfada, tabii ki de bizde. Yeni kız arkadaş efendim bu kez kendisinden 39 yaş küçük. 30 yaşında. 30 yaşlarında. İsminin de Ece olduğunu öğrendik. Bu aşkın da Bodrum'da başladığını, önce İzmir sanıldı. Bu karenin de Bodrum'da çekildiğini öğrendik. O zaman aşk Bodrum'da yaşanır gelebilir arkadaşlar. Kesinlikle. İbrahim Tatlıses niye yeni sevgilisi kendisinden 39 yaş küçük, 30 yaşındaki yeni sevgilisi Ece ile arkasını dönerek böyle el ele poz veriyor? Çünkü İbrahim Tatlıses ne kadar star olsa da o da konuşulmak, merak edilmek, şov yapmak ve tartışılmak istiyor. Yoksa Ece'yi anında ilan eder. Fakat Ece'nin yeni başlayan diğer aşklarını düşünürsek İbrahim Tatlıses'in, yani beraber olduğu kadınlarla ilk yola çıkışlarını, hiç böyle bir el ele falan fotoğrafı olmazdı. Hatta yıllarca birlikte yaşayıp yan yana artık ayrılmak üzereyken poz verdiği insanlar oldu. İbrahim Tatlıses'in böyle el ele poz vermesi kolay kolay rastlanacak. Gülçin'le bile değil. Böyle el ele bir fotoğraf önce vermemişti. İnkar etti. Gülçin'le de kısa bir süre önce ayrıldı. Ortada böyle sözde büyük aşk vardı. Ne aşkıysa artık düşünebiliyor musunuz? Adam 69 yaşında, İbrahim Tatlıses 69 yaşında, kız 26 yaşında. Siz böyle aşka inanır mısınız? Bu kadar yaş farkının olduğu aşka inanır mısınız? Kocaman bir soru işareti koymak istiyorum. 43 buraya. Yaşsa hayır, 43 yaş. İnanmam yani. Yani düşünebiliyor musun? İbrahim Tatlıses'in torunu yaşında neredeyse. Yok, hiç 26 yaşında. Fakat şimdi şöyle bayağı bir akşama kadar bu hanım kim, bu genç hanım kim diye biraz etrafa sorduk soruşturduk. Şöyle şeyler de geldi. İnanılmaz. Fotoğrafı yakınlaştırıp Ece'nin kol kemik yapısına bakıp bu 20'lerde değil deyip sonuç çıkaran bile var. Yaşını kemiklerini yakın yaparak çözmeye çalışanlar bile var. Kıyafetine bakan var. Önce Gülçin yazıldı ama Gülçin'den de gece yarısı bir açıklama gelmiş. Takipçileri aman ne kadar mutlusunuz, el ele fotoğraflarınız var, işte İbrahim Tatlıses paylaşmış deyince hayır benim saçlarım hala sarı, biz ayrıldık karşılığını vermiş. O da şu anda İzmir'de annesinin evine geri dönmüş. Evet. Bir şey söyleyeceğim Müge. İbrahim Tatlıses'in başından 2 evlilik geçti. Evet ama Adalet, bir sürü hayat Adalet arkadaşı Hanım oldu. Ve Ayşegül Yıldız'la evet. 2 kez nikah masasına oturdu. Belki 3 ya da 4 kez de evliliğin eşinden döndü. Bu isimlerden bir tanesi de Gülçin'dir herhalde, değil mi? Onunla da evlendim demişti. Evet, evet. Ama bu isimler arasında bana sorarsan İbrahim Tatlıses'in yanına şimdiye kadar en çok hangi isim bir yakıştı kişi dersen? Derya Tuna. Ben Derya Tuna derim. Kesinlikle. Bak hiç konuşmadık, ben de Derya Tuna derim. Evet evet, kesinlikle Derya Tuna. Hatta Ayşegül Yıldız'la pardon nikah masasına oturmadan önce de, o zaman Gülşen'le gazetelerde hala devam ediyorduk. Bir haber şöyle geldi sevgili izleyiciler. İşin biraz arkasında, mutfağında anlatalım. Aynı anda ikimize haber şöyle geldi. İbrahim Tatlıses evlendi. O sırada da hastanedeki tedavisi devam ediyor ve Derya Tuna da hastaneye gidiyor. Ayşegül Yıldız da geliyor, gidiyor. O dönem bir tatsızlıklar ama, yaşanıyor hastane evet, koridorlarında ama girmeyelim. Kıyametler kopuyor. Derya Tuna ama gene böyle anaç yapısıyla olaya hakim. Biz de dedik ki bak gördün mü? Derya Tuna ile sonunda 24 yılın sonunda evlendi. Yani Ayşegül Yıldız'la evlenebileceğini düşünmedik. O zaman da Derya Tuna'ydı insanların kafasındaki favori eş adayı. Şimdi de bu fotoğraf ortaya atıldığında İbrahim Tatlıses tarafından insanlar şöyle bir şeyler yazmaya başladı. Hah tamam Derya Tuna. Ama Derya Tuna değil tabii ki, değil. Görüntüde de belli yani. Ama bak o günü iyi hatırlattın.
Hatta biz seninle aramızda konuştuğumuzda hangisiyle evlenecek? Derya Tuna ile mi Ayşegül Yıldız'la mı evlenecek diye ben hiç unutmam. Oyumu ben Derya Tuna'dan yana kullanmıştım. Evet. Kesin Derya Tuna ile evleniyor demiştim. Bize yine şok oldu ama kime şok oldu başka? Derya Tuna'ya da şok oldu. Derya Tuna kebapçıda arkadaşlarıyla otururken cep telefonuna nikah fotoğrafı düştü İbrahim Tatlıses'le Ayşegül Yıldız'ın ve bunalıma girmişti. Uzun süre konuşmamıştı. Evet. Hatırlıyor musun? Biz telefonla arıyorduk, ulaşamıyorduk. Ulaşamıyorduk. Kendisine. Hatta çünkü şöyle bir şey. Bir beklentisi vardı. Kesinlikle Zekeriya Köy'deki bir kafede evlilik fotoğrafı cep telefonuna, hastanedeki Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses nikah fotoğrafı Derya Tuna'nın cep telefonuna geliyor. Derya Tuna'nın şaşkınlık içinde elinde de sigara var hiç unutmuyorum. Bir arkadaşımız görüntülemiş. Üst üste yakıp yakıp söndürüyordu zaten. Evet. Şimdi İbrahim Tatlıses'in bu fotoğrafını ikinci sayfa official'a yüklediğimizde biraz dedim altına gelen yorumlara bakalım. Belki birisi hanımefendi ile ilgili bir detay vermiştir. En çok kahkaha attığım ne oldu? Bekir diye bir takipçimiz. Takipçilerin mesajlarını sıkı sıkı okuyoruz. Okumadığımızı zannetmeyin. Çok güzel mesajlar yazıyorlar özellikle dünden sonra onu da paylaşacağız. Vallahi yazacak bir şey bulamadım. Bari sütlaç tarifi vereyim diye sütlaç tarifi. Bunun üstüne bir sütlaç yiyin diyerek. Vallahi canım çekti şimdi benim biliyor musun? Benim de istedim. İbrahim Tatlıses efendim kendisinden 43 yaş küçük Gülçin'le nasıl tanıştı diye merak ediyorsunuz. Gülçin bir güzellik salonunda çalışıyordu. Manikür, pedikür yapıyordu güzellik salonunda. İbrahim Tatlıses'in evine el ve ayak bakımı için gidiyor. O sırada da böyle bir yakınlaşma başlıyor aralarında. Aslında şeyi de öğrendik. Gülçin bir İbrahim Tatlıses hayranıymış. Onun şarkılarıyla büyümüş. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz hayranı olup daha sonra aşk yaşaması bak, gibi. Bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ha. Kız kaç yaşında? 26 yaşında. Yani? Aralarında 43 yaş var İbrahim Tatlıses'le. Bu kız dünyaya geldiği zaman İbrahim Tatlıses o zaman Derya Tuna ile beraber. Evet. İdo'da daha minnacık. İdo 3 yaşında. İdo'da 3 yaşında. Şimdi biz böyle söylüyoruz da İbrahim Tatlıses bu hanımlarla aşk yaşarken bunları aklına getiriyor mu? Hiç getirmiyordur bence. Getireni de sevmiyor. Yani şu an. Ama şunu görüyorum o fotoğraf karesine baktığımız zaman böyle İbrahim Tatlıses lise yıllarına dönmüş gibi sanki gerçekten değil mi? Böyle bir liseli aşıklar modunda bir fotoğraf veriyor. Acaba Gülçin'i kızdırmak için mi bu pozu verdi? Ha, o da tartışılır. Olabilir. Yani tamam hanımefendi liseli aşıklar ama İbrahim Tatlıses'in o görüntüsünde bir liseli aşık pozu yok yani. Biraz kıyafetinden dolayı mı dedin? Yani az da detaya girmeyeyim diyorsun. Evet, bir sanki ne bileyim ben öyle bir liseli aşık göremedim ben orada. Belki beraber yüzlerini yüzünü dönüp, görmem lazım. Yüzünü zaten. Görmem. Yüzünü görmemiz lazım. Hatta şöyle deniz kenarında bazı evler vardır. Ya Lebi Derya bizimki de Lebi Orman. Acaba dedik Derya falan olabilir mi? Her şeyden böyle sonra, değil mi? Sonra tabii. Şifrelere baktık. Ama onlar da işte böyle şifreli pozlar mesajlar falan veriyorlar ki biraz seviyor, böyle biraz konuşulsun. Konuşulsun. Ha bu arada şöyle bir şey de var. Şu an program yaptığı kanaldan başka bir kanala transfer oluyormuş. Evet, onun detaylarında. Aşkta da, parada da, transferde de yüzü güldü İbrahim Tatlıses'in. Bu yıl onun yılı oldu aslında. Vallahi onun yılı oldu kesinlikle. Tolgan Sayışman ve Almeda Avazi haberine geçiyoruz. Tolgan Sayışman kız kardeşi Nil'in düğününde duygusal anlar yaşadı. Neler yaşadığını da eşi Almeda açıklayınca bakın nasıl utandı. Tolgan Sayışman neden gözyaşlarını tutamadı? Sen de ağladın ama. Almeda Sayışman eşinin hangi yorumuna tepki gösterdi? Burada gelip şey yapamazsın bana yani. Benimle evlenir mi? Oyuncu Tolgan Sayışman'ın kardeşi Nil Sayışman bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Emre Hançer'le nikah masasına oturdu. Nikah esnasında duygusal anlar yaşayan Tolgan Sayışman ve eşi Almeyda Sayışman'la birlikteyiz. Duygulandık tabii. Enteresanmış vallahi. Yani değişik bir duygu. Biraz da şimdi kız babası olduğum için bir evet. Hafiften de bir provası oldu. Vallahi bir tuhaf hissettim. Biraz kız vermesi zor olacak galiba. Kız kardeşinizi istedikleri anlarda bir kız babası olarak neler hissettiniz Tolgan Bey? Ben nasip etsin. O zaman şu anda öyle bir şey gelse sert bir tepki gösteririm de. Tabii o yıllarda artık herhalde Allah nasip ederse o yaşlarımızı. O olgunlukla başka türlü davranamam. Çünkü benim babam da aslında mizaç olarak çok sert bir adamdır ama sabahtan, ay, beri, sabahtan beri ağlıyor. Evet. Çok duygulu. Sen de ağladın ama.
Hadi canım hadi. Yok, içimden. 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 Biz o zaman hemen... Pıt diye bir şey geldi bugün yani öyle. Allah Allah ya. Hemen sert olduğuna bakmayın yani. Onu demek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çocuklarla birlikte Arnavutluğa gitmiştiniz. Daha 4 aylık. Efe de 2 yaşında. Efe de 2 yaş sendromu tam böyle dipte yaşıyor o sendromunu. O yüzden böyle biraz zor yani. Yani Tolga'yı da zorlamadı değil yani. Bu. Ya çok eğlenceli tabii ama yolculuk tabii iki bebekle zormuş. Efe gibi bebekle diyelim. Gerçi yani, evet. Hani 2 yaşı, 2,5'a geliyor ama maşallah biraz şey... Hareketli. Kendisi. Sert bir arkadaşımız gibi duruyor ya. Efe kardeşiyle iyi anlaşabiliyor mu peki? Hiç canım, böyle bir kaşık suda boğası geliyor ya. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Ya böyle güzellikle yaklaşıyor. Çaktırmadan. Bakıyorum çaktırmadan sıkıyor her yerini. Bir iki böyle video izletsem inanamazsınız yani. Böyle şey bir şey yani, yok. Efe'nin yani bütün birden... şey agresifliği, aslında sertleşmesi benim Alina'yı ilk... kucağıma aldığım anı görmesi oldu. Aynen. Orada bir anda değişti olay. Çünkü çok biraz hani annesi kıskanmasın da düşkün. Ben çok dikkat ediyorum. Dur canım. O konuda hani bütün gün dışarıdasın. Burada yani gelip şey yapamazsın bana yani. Ben 24/7 Hayır canım, hakkını yemedim, bir şey demiyorum tabii da. Tabii ki seni özleyecek yani. Tamam, bir şey hani... demedim. Düşkün ama şimdi onu kabul et yani. Çocukların birbirini kıskanmaması için nasıl bir önlem alıyorsunuz acaba? Ya işte Tolga çok dikkat etmiyor. Ben çok dikkat Neye ediyorum. Neye dikkat etmiyorum? Dur. dikkat etmiyorum derken? Hayır, şöyle. Mesela Alina'yı çok seviyor onun yanında. Ben çok dikkat ediyorum. Ben emzirmedim bile onun yanında. Kim hiç çok... bugüne kadar. Kaç ay dokunmadım kıza? Tamam ama... Uzakta çaktırmadan falan sevdim. Tamam işte ama... Artık dayanamıyorum, ne yapayım? Sen... Durun. Yok şey diyorum, o oyunculuğu yapamıyorsun orada. Orada. Nerede? Yani normalde güzel oyunculuk yapıyorsun. Ya Alina... Alina... Orada ya, öyle bir bakıyor ki böyle bir... Flörtöz bir gülüş atıyor bana. Zaten olay bitiyor yani. Anlatamam size. Maşallah. Beni senin için yaratmış güzel Allah. İçimdeki acıyı... Ağlamanın kadını erkeği yok efendim. Yok. Bir de ağlayan erkek güzel yerde, ağlayan erkek de kadın da. Eğer böyle güzel yerde ağlıyorlarsa da böyle güzel bence. Her hani böyle insan erkek... ağlama ihtiyacı duyar. Hayır, ve rahatlar. Biri, kesinlikle. Bir de erkek ağlamaz, ağlayan erkek güçsüzdür. Hayır, güçlü erkek de ağlar. Özellikle ben düğünlerde, nikahlarda aynı şekilde ağlayan babaları görünce gidip böyle sarılıp öpesim geliyor. Çok güzel bir an insan. İnşallah bütün gözyaşları duygusallıktan, mutluluktan olsun, acıdan olmasın yani. Tolga'nın kız kardeşine çok düşkün. Onun yuvadan uçması, evden ayrılması doğal olarak onu duygulandırmış. Ama böyle bak, konuşurken bile gözleri doluyor. Aralarda böyle yukarıya bakıyor. Almeda ne yapıyor? İnadına üstüne gitmeye çalışıyor. Pıt buradan düştü gözyaşı. O anlarda da Tolga'nın biraz... utanıyor. Şimdi arkadaşlarımız da yazmışlar tabii. Biz bu röportajı dinliyoruz. Arkadaşlar da bayağı izlemişler. Kimi izlemişler? Almeda'yı izlemişler. Evet, kızlar Almeda, biz de takıldık. Almeda sanki bir çene dolgusu mu yaptırmış diye soruyorlar. Almeda'cığım bizi izliyorsan yazar mısın? Yüzünde bir farklılık var diye yazmışlar ama bulamamışlar. Bu javlen denilen böyle şu kemiklerin daha belirginleştiği işlemler var. Acaba onlardan mı yaptırdı? Ne bileyim işte, geçen gün ama gösterdik taze ya. Ama taze bu ara yüzüne gözüne pek dokundurmaz belki, diye düşünüyorum. Belki daha önce yaptırdı. Doğumdan sonra da kameraların önüne fazla geçmemişti. Instagram fotoğraflarını ben kabul etmiyorum. Hani şöyle kabul etmiyorum. Instagram'da oynayabiliyorsun ama kameranın önüne geçtiğim vakit gerçek yüz hatlarım ve ağız burun ortaya çıkıyor. Görüyor musun? Biz dinliyoruz, insanlar bir taraftan da izleyip böyle neresinde ne var diye yazıyor. O çene dikkat çekmeyecek gibi değil. Evet. Her hali güzel aslında. Çok güzel Almeda'nın yani o kadar bir işlem yapmasına tescilli güzel. Gerek yok. Almeda lütfen yazar mısın? Yüzünde özellikle çenende bir işlem var mı? Bir şey yaptırdın mı? Lütfen bize aydınlat. Seyirciyi aydınlat yazıyorlar çünkü. Tolga'nın gözyaşlarına değil, üzgünüz senin çenene takıldılar. Bizim de çenemiz epey düştü. Evet. Neyle devam ediyoruz? Evet. Manken şarkıcı Tuğba Altıntop efendim podyumda yürürken bir kaza geçirdi. Ayakkabısı elbiseye kapaklandı ve Tuğba yere kapaklandı, izleyelim.
Podyumda talihsiz anlar. Tuğba Altıntop kendini bir anda yerde buldu. Deniz Albayrak'ın defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Tuğba Altıntop ilk olarak yeşil bir elbise giydi. İlk dakikalarda her şey yolundaydı ama ne olduysa işte bu anlarda oldu. Ayağını burkan Altıntop bir anda kendini yerde buldu. Bozuntuya vermeyen Altıntop ayakkabılarını çıkararak yeniden ayağa kalktı. Adeta yıkılmadım, ayaktayım diyen Tuğba Altıntop'a davetliler alkışlarıyla destek verdi. Defilenin kapanışı yine Tuğba Altıntop'un giydiği gelinlikle yapıldı. Kadın ve kadın her olursa olsun ayaktayız dedi Tuğba Altıntop. Gazetecilerin podyumda küçük bir kaza atlattınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz sorusuna Altıntop küçük değil, bayağı büyük aslında. Bileğimi kırabilirdim. Kadın her ne olursa olsun yoluna devam etmeli. Yolumuza devam edeceğiz cevabını verdi. Küçük değil, bayağı bir büyüktü yani. Orada diz falan kırılabilirdi, enteresan. Profesyonellik kaldık devam etmek. Evet tabii ki işte kadın ve kadın. Her ne olursa olsun yola devam edeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. En büyük korkumdur biliyor musun? Ay. Başımıza da gelir zaman zaman. Böyle kalabalıklar içinde yere kapaklanmak. Gülşen'in önünde. Ben hiç böyle bozuntuya vermeden hemen gelirler. Mesela etrafında gitmesen. Karda yürürken bir anda ayağın kaydı ve cart yere düştün. Felaket. Hemen herkes bir şey oldun falan. O anda bir kıpkırmızı olursun böyle. Ne yapacaksın? Yok yok hiçbir şey yok falan. Evet, halbuki işte bacağın acıyordur, dizin kanıyordur falan. Hiç bozuntuya vermeden uzaklaşırsın oradan. Sinirden gülesim geliyor öyle zamanlarda. Canına kadar çok yanmış olsa da bir gün eski kanalda şöyle bir merdivenli bir bölüm vardı. Gülşen'le yan yana merdivenden iniyoruz. Ayağımda da topuklu ve pantolon yayına gireceğiz ha. Yayına girmemize böyle bir 7-8 dakika falan kalmış. Gülşen bana bir şey anlatıyor. Bir an anlatırken yanındaki ben yok oldum. Çünkü önden gitti. Yok. Ay, bir anda fenaydı. Yok oldu. Evet çok. Ama canlı yayına gireceğiz. Canlı yayına gireceğiz şeyiyle, heyecanıyla. Ne diz par gitti. Ama güldük mü? Gerçekten güldük. Güldük. O gün bayağı güldük senin düşmene. Patinaj yaptık. Çok güzel yani. Düşmüştün ama. Çok balerin gibi uçtum hayatım. Şimdi Tuğba'cıma geçmiş olsun. Çok geçmiş ama olsun. Ben şimdi fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında, gazetenin internet sayfasında görünce ismi de okumadan gerçekten bir güldüm. Evet. Yani geçmiş olsun. Kendi de gülüyor ama bence kendi de gülüyor zaten. Şöyle dün o hikayesinde paylaşmış. Ayakkabının topuğu ayakkabıdan ayrılmış. Onu da gülerek anlatıyor. Evet. Almış onu. Diyor ki işte bu hale geldi ayakkabı diyor. Nazara gelmiş. Allah korusun. Yani, ayakkabının altı işte, açılmış. Tabii. Elbiseye takılma gibi bir şey söz konusu olamaz. Elbise zaten kısa. Ayakkabıda bence bir hata var. Evet, ayakkabıda bir sorun var. Ucuz ayakkabı mı giydirmişler kıza? Ya da daha önce birilerinin giydiği ayakkabıyı deforme ettiği ayakkabı. Eski bir ayakkabı. Ayakkabıcıyı yerle yeksan ettik. Evet. Peki, neşeli bir habere daha geçelim. Sevgili izleyiciler, bu bebek cinsiyeti belirleme partileri var artık ve anne baba adayları arasında çok moda. Daha önce böyle pastayı kesiyorsunuz, mavi pembe konfetiler çıkıyor, balonlar patlatılıyor. Hatta dünyanın diğer ucundaki ülkelerde gökdelenler ışıklandırılıyor yüz binlerce dolara. Yaratıcı bir çalışma daha yapılmış. Bakın ne. Öncelikle Yağmur ve Okan çiftini tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Ama özellikle babanın, Okan'ın tepkisine bayıldım. O animasyondaki o bebeklere, koşan bebeklere sanki böyle kendi bebeğine sarılır gibi sarılıyor. İnanılmaz. Hani oradaki erkek bebek üzülüyor diyor, gidiyor bir de ona sarılıyor. Çok yumak oluyorlar böyle. Sevinci çok doğal. Konsepte de gerçekten bayıldık. Çok eğlenceli. Yaratıcı bulduk. Kesinlikle. Ama sosyal medyada da hep böyle negatif yorumlar yapanlar da oldu. Acaba onlar bu yorumlara takıldı mı? Hemen çiftimizi arayalım. Çünkü bu soralım. Tutuklamalara insanlar biraz da abartı bulanlar abartı vardı. Diyorlar. Çok gösterişli bulanlar. Hayatınızda abartacağınız birkaç andan bir tanesi değil mi? Evet, Yağmur. Ya, hemen sesi yayına verdik. İkinizi de tebrik ediyoruz. Tebrik ederiz. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nereden aklınıza geldi bu konsept?
Yağmur açıklasın. Yağmur sen dinle. Ya ben yurt dışında videolarını falan görüyordum. Türkiye'de görmedim. Şansıma da sosyal medyadan bir organizasyon şirketi yazdı bana. İşte Türkiye'de duyurmak istiyoruz tarzında vesaire. Ben de olur dedim, deneyelim hani falan diye başladık o şekilde. Hani ben de bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Farklı bir konsept oldu bizim için de, böyle unutulmaz bir anı bıraktık. Ya yani o... aslında tam olarak şöyle gelişiyor konu. Yani organizasyon bir şekilde başladı ama bizim düşüncelerimizden dolayı böyle doğal bir tepki çıktı. Ben mesela... Okan hani senin sürekli... tepkine bayıldık gerçekten. Asıl şunu da merak ediyoruz. Sen eşinin hamilelik haberini aldığın zaman ne yaptın acaba? İşte onun da videosu var aslında yani... Yağmur senden bayağı... dinleyelim, ne yaptı? Ben hamile olduğumu öğrendiğimde karantinadaydık. Koronaydı o sırada. Nasıl diyeyim size? Hani hiçbir şey de yapamadım böyle. Nasıl çok güzel bir video çıkartmak vardı kafamda ama ancak evde böyle ben teste gösterdim. O sırada bir duygusal anlar yaşadık. Onun da videosunu paylaşmıştık sosyal medyada. Ama çok kötüydük yani fiziksel anlamda gerçekten Covid bizi bayağı düşürmüştü. Yani o anda onu duymak. Orada da zaten bir şok yaşadım. Ben sürekli şok yaşayıp sen duruyorum. Sürekli şok yaşıyorsun. Peki böyle durumlarda anne baba bir şekilde cinsiyetten haberdar oluyor mu? Orada konuklara mı bir şov yapılıyor? Sistem nasıl ilerliyor? Doktorumuza biz daha önceden söyledik zaten. Hani biz ailecek aynı anda öğrenmek istiyoruz diye. Cinsiyeti öğrendiğimiz zaman da doktorumuz zarfa yazıyor. Ben de o zarfı alıyorum. Organizasyon şirketine veriyorum. Onlar biliyor sadece. Biz orada kimse bilmiyoruz ayrıca. Sen de bilmiyorsun Yağmur. Hayır. Hiçbirimiz bilmiyoruz. O anda öğreniyoruz. Ya zaten tepkinin bu kadar doğal çıkmasının sebebi de ben %100 erkek diyorum. Ben burada erkeği bekliyorum. Hatta bu organizasyonun bir 10 dakika öncesinde de bir takı töreni oluyor. Sahte çeyreklerle, altınlarla. Tamam, işte anne, baba, orada gelen izleyenler, işte yakınlarımız hangisini düşünüyorsa, bebek olarak hangisini düşünüyorsa ona gidiyor, altınını takıyor. Ha. Ben gittim erkeğe taktım. Tabii Yağmur da erkeğe taktı. Ben bekliyorum erkek gelsin. Kız erkeğe çarme takıyor. Kız bana sarılıyor. Şok oldum zaten. Orada hani gerçekten mi? Şokum. Bu video 3-4 dakika falan, ilk 30 saniyesini paylaştık. Evet. Yanıyor peki, yani yapıyorlar. Peki sosyal medyada sizi eleştirenler de var. O yorumlara üzüldünüz mü? Yani ben birazcık hamile hormonlarım herhalde. Bir tık üzüldüm tabii ki. Yani neden dedim bu kadar kötü yorum yapıyorlar? En çok neye üzüldün Yağmur? En çok neye üzüldün? Yani işte hakaret etmişler. Ne bileyim IQ'ları düşük tarzında. İşte ne gerek vardı böyle şeylere. Herkes çok peşinde olmuş. İşte para gereksiz insanlardı falan tarzında böyle acımasız yorumlar yapmışlar. Evet. Sen özellikle hiç takılma şimdi bu yorumlara. Tabii. Bu süreçte. Peki şunu da soralım. Bebeğin ismi belli mi? Evet. Nedir? Nedir? Aren. Aren. Aren oldu. Aren geliyor. Sağlıkla kucağınıza alın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için de. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aren annesine, babasına, vatana, millete hayırlı evlat olsun. Aren dünyaya gelmeden şöhret oldu. Bakar mısın? İkinci sayfada şöhret oldu. Konuklarımız mı alalım yoksa haberle devam mı edelim? Oyuncu efendim Birce Akalay, Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbetler programına konuk oldu ve orada takıntılarından bahsetti. Bir takıntısı da ikinci sayfanın ikisi efendim. Birce Akalay hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş bir isim. Güzel oyuncu kendisi hakkında nasıl itiraflarda bulundu? Kaçırdığını bilsen ölürdüm. Aşkı kendine has tarzıyla nasıl yorumladı? Gözün hiçbir şey görmezdi. Birce Akalay Hakan Gence'ye öyle bir röportaj verdi ki kendisi hakkında verdiği sırlarla ve samimi açıklamalarla dolu bir sohbet oldu bu. Bakın güzel oyuncu hayatını ve kendini nasıl tanımlıyor? Duygusalım ben. Çok duygusalım. Aslında dışarıdan çok şey görünüyorsun. Aynen. Daha evet böyle maskülen, sert şey bir duruşun var. Ama çok duygusalım. Ağlar mısın? Çok ağlarım. Yani şöyle bir sinirlendiğimde ağlarım. Üzüldüğümde o kadar ağlamam. Bir sinirlendiğimde çok ağlarım. Bir de çaresizliğe çok dayanamıyorum. Birce Akalay onun neyin sinirlendirdiğini söylerken beni hiç sinirlendirmez yorumunu ilginç bir şey için yaptı. Saygısızlık beni sinirlendiriyor Hakan.
Yalan o kadar sinirlendirmiyor. İnsan, ya yalan insanoğlunun hatası. Yani hepimiz hata yaparız hayatta. Aşkı da değişik bir şekilde tanımlıyor güzel oyuncu ve kendini tamamlayan kişiyi buldun mu sorusuna da dikkat çeken bir yanıt veriyor. Bir inanç gibi ihtiyacı var bence aşkı hissetmeye. Çünkü bu bizim kimyamızı değiştiriyor. Bilimsel olarak da değiştiriyor yani. Son iki projesi de erken final yapan Birce Akalay, en son yakın zamanda final yapan ve kısa süren Son Yaz dizisinde rol almıştı. Dizi öncesi eski eşi Sarp Leventoğlu ile birlikte oynayacağı hakkında çıkan haberler için bakın neler söyledi. Yani ben o mahremiyete her zaman çok saygı duymaya çalıştım. En büyük şeyim oydu. Verdiğim değer buydu. Ve bu bize yıllar sonra güzel bir dostluk, arkadaşlık olarak geri döndü. Ne güzel. Nihayet. Çok şükür. Böyle kalabildiğimiz için de ben kendimi çok şanslı addediyorum. Birce Akalay'ın dövmeleri ve haliyle kelebek takıntısı da dikkatlerden kaçmıyor. Kelebekle iki takıntım var. Mış yani. Şöyle kelebeği biliyordum zaten. Ama kelebeğin de bir iki kanatlı ve iki yüzü olan, iki tarafı olan bir canlı oluşu ile birlikte benim hayatımda ikinin yeri daha da böyle bir şey yaptı, yerleşti. Farkında olmadan hep ikiler topluyormuşum genç sanatçılardan. Şeyler topluyorum, sanat eserleri topluyorum. Bir tekse iki tamamlıyor hep. Hayatta hep tamamlanmak istiyoruz. Hayatta hep tamamlanmak istiyoruz diyen Birce Akalay'a seni tamamlayan kişiyi buldun mu sorusunu yapıştırıyor hemen Hakan Gence tabii. İşte aradığımız soru. Tamamlanmak, eğer kalbi bir tamamlanmaktan bahsediyorsam, yaşadığım her ilişki beni hep tamamladı zaten. Kendi takım markasını çıkardı Birce Akalay ve geçen akşam da markasının lansmanını yaptı. Birçok ünlü dostunun da desteğini esirgemediği Akalay, bu mücevher koleksiyonu yolculuğunun nasıl başladığını anlattı. Yani aslında her şey birazcık kalıcı olma çabasıyla başladı. Son olarak yakın zamanda biten dizisini de sorduk güzel oyuncuya ve yeni projeler olacak mı merak ettik. Güzel, şimdi Son Yaz'ı bitirdik. Evet, birazcık bir önümüzde var okuduğumuz projelerimiz. Dijital mi? Dijital de var, televizyona da var ama daha karar vermiş değiliz çünkü proje çok daha yeni bitti. Kelebek, kaç gün var geriye? Evet sevgili izleyiciler, ikinci sayfanın açtığı, kapatmaya da hiçbir şekilde niyeti olmadığı Best Model dosyasını yeni tanıklarla bir kez daha gündeme getiriyoruz. Erkan Özerman'ın, organizatör Erkan Özerman'ın 33 yıldır yaptığı bu yarışma, Best Model yarışması ile ilgili zaten iddialar, dedikodular, ithamlar hiç eksilmiyordu. Ne zaman ki ikinci sayfanın canlı yayınına, stüdyosuna buraya tanıklar geldi ve birebir yaşadıklarını anlatmaya başladılar, her şey çorap söküğü gibi gelmeye başladı. Şimdi stüdyomuzda 2008'in Best Model üçüncüsü Ender ve beşincisi Önder Ataç var. İkisi de kardeş ve İkizler. Yaşadıklarını, ikizler ve yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatacaklar. Tekrar edelim, altını çizelim. Dün siz seyircilerden, güzel insanlardan cesaretlendirici, harika mesajlar aldık. Kesinlikle üstünü kapatmayacağız. Kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aslan gibi gençlere söz vereceğiz. Söz sizde. Hoş mesajlar için de teşekkür merhaba. Ediyoruz. Evet, Ender, seninle mi başlayalım? Başlayalım. Kaç yılında katıldın yarışmaya? Ben 2008 yılında katıldım. Best Model üçüncüsü oldum. Derece de aldın, tabii. Üçüncü oldun. Şimdi hani dün ben yayın sırasında izleyememiştim yoğunluğumdan dolayı. Sonra tekrarını izledim. Evet. Hep savunduğu bir söz var. İşte birinci olmayanlar, elenenler, dereceye giremeyenler hep bunlar yapıyor. Ben dereceye girdim, Türkiye üçüncüsüyüm. Türkiye üçüncüsü demek Best Model demek. Yani zaten Best Model 3 belirliyor ve Best Model'un üçüncüsünden bir tanesi benim. Yani ben de dereceye girdim ama ben de aynı şeylerden müzdaribim. Ve benim yaşadığım çok daha fazla farklı olaylar da var. Haksızlıklar, adaletsizlikler. Yani bu yarışmada ben hiçbir şekilde adalet olduğunu, Erkan Özerman'ın adaletli bir seçim yaptığını ya da tamamen bu yarışmanın aslında modellik için ya da işte defile için ya da sektöre insan kazandırmak için değil, tamamen farklı bir amaç doğrultusunda yaptığının delilleri, ispatları var yaşamış olduğumuz şeylerle beraber. Neler yaşadın? Bize bir anlatsana. Ya örneğini şöyle vereyim. Ben 2008 yılında biz ilk yarışmaya gideceğimiz zaman, katılacağımız zaman başvuru yaptık. Şeye çağırdılar. Yarı final öncesi ofise gidip form dolduruyorsun. Şu anki sistem nasıl bilmiyorum. Bizim dönemimizde öyleydi. Form dolduruyorsun, formu veriyorsun. Bizim de o dönemler
Yine 2002 yılında Best Model'a girip ama Best Model'u bu olaylardan dolayı terk eden Şiar Zaim vardı. O da bizim menajerimizdi o dönemler. Onunla beraber gittik. Çünkü o dedi ki yani buralar sıkıntılı yerler. Gelin ben size ön ayak olayım, beraber gidelim. Hani biz sizin yanınızda olursak daha farklı olur. Bir de yaşımız daha 19 yani. Çok genciz. Gittik ofise. Erkan Özarman orada. Biz doldurduk vesaire. Sonra Erkan Özarman bize dedi ki siz dedi Boxer'la kalıp görebilir miyim odada dedi. Tabii dedik. Hani ofisinde mi? Tabii. Yine o Harbiye'deki Şişli'deki ofisi. Ramada Otel'in evet. Yanındaki. Girdik, odaya girdik. Çıkarttık üstümüzü. Sadece Boxer'a falan baktı. Biz de o dönem spora falan yeni başlamıştık. Biraz da irileşmiştik. Bize dedi ki kilo vermeniz lazım. Kilo verirseniz okey gelin dedi. 15 kilo falan verdik hatta 15-20 günde beraber. O sırada normal biz Boxer'la bize bakarken bize dedi ki yanımıza doğru yanaştı. Boxer'ımı açmaya çalıştı. Ne yapıyorsun dedim ben. Dedi ya bir şey olmaz böyle şeylerden çekinmeyin. Bu işe gireceksiniz bunlar normal dedi. Dedim sizin için normal olabilir ama bizim için normal değil. Boxer'ını açmaya çalıştı. Tabii. Biz çünkü hani orada bir tepkiyi sert aldı zaten bizden. Bir de biz şimdi doğu kültürüyle büyüdük. Ben Erzurumluyum aslen. Hani bizim bir örf adet, aile geleneklerimiz var. Hani herkesin yaşamına saygım var. Herkesin yaşam tarzına saygım var. Herkesin ilişki tarzına saygım var. Ama benim yapımda, benim anlayışımda, benim örf adetimde, benim yetiştirmemde bu tarz bir olay söz konusu bile olamaz. Ondan sonra biz böyle bir sert tepki verince dedi ki bak bu kadar agresif, asi olmayın. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız, bir yere gelemezsiniz. Gelemezsek gelemeyiz dedim. Biz oradan çıktık, gittik. Yarı finale girdik. Yarışma günü geldi, çattı. O arada da bizim o zaman bir gece kulübü vardı. Çok büyük bir gece kulübü Gayrettepe'de. Şimdi ismi değişti söylesem bir mahsul olur mu? Discorium vardı. Discorium, evet. Discorium'da yapıldı o zaman bizim yarışma. Çok büyük seyirci vardı. Zaten Erkan Özarman'ın kendiniz de gördünüz. Ağzı çok bozuk. Aşırı derecede hani bozuk ağzı, sürekli ağzından küfür, kötü söz eksik olmayan bir insan. Provalarda da hep aynı zaten. Şimdi yayını o yüzden sık sık biplemek zorunda kalıyor. Aynen, fark ediyor. Evet. Ya biz mesela işte yayındayken bağırıyor, çağırıyor. Hatta size bir örnek vereyim onunla ilgili. Şimdi normalde prova yapıyoruz. Bir hafta, iki gün, üç gün bir prova sürecimiz vardı. Her gün oraya gidip prova yapıyorduk. Şimdi provada erkekler ve kızlar ayrı ayrı yürüyorlar. Koreografiler yapılıyor. Erkekler koreografisine geldi. Erkan Özarman dedi ki erkekler dedi mayoyla dedi yürüsünler. Kızlar hep elbise, normal kıyafetle. Çünkü prova bu sonuçta hani şey değil. Niye dedik biz de hatta kendi aramızda arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Dedik ki niye ne alaka yani kızlar elbiseyle yürüyor biz onunla yürüyoruz. Neyse ondan sonra biz mecbur tabii yaşımız da küçük dediler. Hepimiz de zaten yapmak durumunda kalıyorsun. Bir de önemli bir şey değil zaten biz slip mayoyla çıkacağız yarışmaya da. Çıktık herkes dizildi bizi izliyorlar böyle. Hiçbir o sözü var hiç unutmuyorum. Zaten o sözü tam anlamıyla söylemeyeceğim benim terbiyem müsaade etmiyor. Erkan Özarman dedi ki erkeklere bize. Dedi ki siz yürürken tabii. Onu net ben şimdi söylemiyorum ama tabii, onu net söyledi. Biz de şaşırdık. Herkes şok oldu hatta. Nasıl falan diye. Yani amacı çizelge bu. Şey oldu. Ara verdik. Aşağı indik. Erkan Özarman yine oturmuş böyle Discord'umda localardan birinde oturuyordu böyle. Çocuklar etrafında toplamış. Ben hep uzak kalıyorum. Çünkü biraz bu olaylardan midemiz bulandı ama içine de girmiş bulunduk. Fakat biz çizgimizi koruyoruz. Bizim için değişen bir şey yok. Böyle yaptı. Oturuyor. Gelsene Ender dedi buraya otursana dedi dizine. Ne alaka dedim ben kucağına. Senin evet ben senin ne alaka kucağına oturacağım dedim. Ya ne olacak ki dedi ne kadar büyütüyor. Dedim büyütecek ne ne alaka dedim ben sizin dizinize niye nereden oturuyorum ya. Çıktım gittim yine şey yapmadım. Ondan sonra yarışma açıklamaya geldi finale. Ha bir de şöyle bir şey var. Biz başta ilk ofise gittiğimizde dedik ki Erkan Bey biz ikiziz. Aynı anda girmeyelim diye isterseniz diye söyledik. Girerseniz girmeyelim. Aynı anda girebilirsiniz dedi. Bizim için sorun yok. Ben hatta sizi 1-2 yapacağım öncelikle. Ha, onu söyledi. Bize dedi ki... O şekilde kafamda, bizi yarışmaya girmemize ikna etti zaten. Size dedi kafamda çok farklı bir konsept var. Yıllar önce dedi ikiz kardeşleri yapmıştım. Ben dedi böyle büyük bir reklam yapıp patlatmak istiyorum. Siz ikiniz aynı anda girin yarışmaya dedi. 1 ve 2 yapacağım sizi dedi. Dedi ki bak ben dedim 1 ve 2 şeyimiz yok. Biz sadece hak yenmesin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yarışmaya girdik. Yarışma tam açıklanıyor. Sonuçlar açıklanıyor. Erkan Özarman mikrofondan dedi ki öncelikle bir şey duyurmak zorundayım. 120 jüri vardı. Dedi ki jürinin almış olduğu karara göre Ender'le Önder ikiz kardeş oldukları için Ender'e oy veren Önder'e vermeyecek, Önder'e veren Ender'e vermeyecek. Yani şöyle bir sıralama var. 10 puan veriliyor, 10 üzerinden değerlendiriyor. Atıyorum Ender'e 10 puan verdiysen Önder'e 9 veremiyorsun, 0 vermek zorundasın. Ve dedi ki Türkiye'de dedi gelmiş geçmiş, canlı yayında söyledi bunu. Gelmiş geçmiş dedi en yüksek oy alan 2 kişi dedi.
Çünkü orada artık biz çıktığımız zaman biz çok formda ve gerçekten çok iyi hazırlanarak girmiştik. Hani halkın, insanların sizi tepkisi çok güzeldi. Sizi iki ayrı birey olarak değerlendirmediler tabii, o zaman. Ha diyor ki ikisiniz kardeşim, ikiz olabilirim, arkadaş olabilirim. Şimdi biz bir yarışmada iki farklı birey olarak çıkıyoruz sonuçta. Evet. Biz orada ikiz kardeş olarak çıkmıyoruz ki. Dedi ki böyle bir kural çıktı, oylarını bölüyorum dedi. Üçüncü ben oldum, beşinci oldu. Yani oyları bölmesine rağmen artık hani oradaki insanların tepkisinden dolayı mecbur kaldı. Yani dedi ki hani mecburen artık ne düşündüyse ve liste okunurken de isim hepsi başkaydı noter aslında. Noter dediği ben olay tamamen düzmece kendine göre. Noter kurmaca diye bir şey yok. O elindeki ya noter liste var, tamamen ama başkaydı. Her şey belli. Gününden her şey belli. Bir, iki, birinci farklı baştan yazıyordu. Belli, belli mi? Yazıyordu. Belli. Bir de farklı nasıl yazıyordu. Elindeki liste mesela geldi. Farklı bir liste vardı. Biz arkasındaydık, gördük çünkü. O direkt kendi kafasına göre istediklerini okudu. Dereceleri. Yani elindeki listede farklı isimler yazıyor, evet, evet, ama o farklı yerini isimler zikrediyor. İlk beşin yerini, yerini değiştiriyor kendi içinde. Mesela oradan gelen ben orada belki ikinci gözüküyordum, beş okuttu. Üçüncüyü bir okuttu. Kardeşimi üç okuttu. Elinde vardı o deste, o kağıt. Peki Önder, Ender'in başına şöyle şeyler geliyor. Silip mayosunu açmaya çalışıyor. Aynı. Gel kucağıma otur diyor. Sana böyle şeyler yaptı mı? İkimiz zaten o aynı anda. Silip mayodayken zaten ikimiz de aynı odada. Baş odaya da beraber. İkimiz beraber, biz hep beraber geziyoruz, beraber de oturuyoruz. Orada, orada da hep beraber olduğumuz için istedi. İkimize birden o şekilde davranmaya çalıştı tabii ki aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Bunu da ben her zaman her yerde de söylüyorum. Normalde siz de biliyorsunuz. İlk üç ertesi sene taç devreder. Doğru mu? Evet. Ben ertesi sene taç devretmedim. Ertesi sene jüride de yer almadım. Hakkım olan 2008 yılında Menant yarışmasına dedi ki canlı yayında. İlk üçte yarışmalara giderler. Tabii. Evet. Mr. Menant da Tolgan Sayışman'ın katıldığı ve birinci olduğu, Türkiye'de tek o birinci oldu. Onun katıldığı bir yarışma ve gerçekten dünya çapında olan ve çok kaliteli, düzgün, güzel bir yarışma. Çin'de düzenleniyor. 26 gün falan kamp süreci var. Herkesin içinde canlı yayında dedi ki Ender Menant da bizi temsil edecek dedi. Ama biz bu olaylara uymadığımız için finalde en son beni Menant'a da göndermedi. Ertesi sene jüriye de almadı, taç devrine de almadı, hiçbir şekilde almadı. Hatta arkadaşlar demişler ki liste hazırlanıyor, Menant'a yarışmacı gönderecek 2009'da. Demişler ki Erkan Bey işte Ender'i gönderelim. Bizim o dönem bizden bir sene önceki best model çocuklar. Ender'i gönderelim, hem çok hazır hem formda hem de hani gerçekten bizi çok iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Ben demiş onu hiçbir yere göndermem. Peki bu bir kural değil midir? Birinci yurt dışında başka ülkede. Yok, birinci best model of the world. İkincisi evet, o zaman hangi yarışmaydı? Bir yarışma daha İlk vardı. Üç, üçüncüsü de Menant. Evet. Bütün evet, güzellik yarışmaları evet, için geçiyor. Beni üçüncü olmama rağmen, bak evet, hani dün o kadar konuştu ya, çıksın açıklasın. Beni üçüncü olmama rağmen neden göndermedin? Çünkü sözünü dinlemedin. İstediklerini yapmadın. Aynen. Yani onun gemisine binmedim. İşin özü bu. Yani o yüzden söylüyorum, hani hakkım olanı bana hakkımı vermedi. Ben ondan ben özel bir şey istemedim. Hatta telefonla aradım. Dedim ki bayağı büyük tartışma yaşadım. Ve yaşım da çok genç. 19 yaşındayım. Hani asiyim derler ya, kan damarda durmuyor diye. Ne geçti aranızda? Telefonda konuştum. Dedim beni niye göndermiyorsunuz? Dedi ki sonra konu çok şiddetlenmeye başladı. Ben artık ağzıma geleni söylemeye başladım. Zaten onun ağzı çok bozuk. O söyledi önce. Evet. Sonra ben başladım falan filan. Konu büyüdü. Sonra dedi ki ben dedi sizi dedi Türkiye'de barındırmayacağım. Türkiye'de hiçbir şekilde dedi bir daha hiçbir iş yapamayacaksınız dedi. İkiniz de. Sizin dedi önünüzü keseceğim. Bize kullandığı cümle bu. 2009'da da beni tek çağırdı yarışmaya. Bu olaylardan. Bu olaydan önce. Önce yok, bu olay sonra oldu. 2009'da ben Menant'a gitmeyince bunun için aradım. Önce şunu bitir. 2000 yani telefon görüşmesinde dedi ki sizi Türkiye'de barındırmayacağım, önünüzü keseceğim. Ya Türkiye'de bu işi yapamayacaksınız dedi. Siz dedi Türkiye'de, çünkü niye, o zamanlar Erkan Özarman'ın eli daha güçlü. Bak ben 2009 yılında gerçekten bu işin üstüne düştüm. Çok düştük ama o zamanlar sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Size de teşekkür ediyorum böyle bir yola açmış oldunuz. Sonuna ben 13 kadar sene, da gideceğiz. Kimseden 13 sene, korkumuz yok. 13 evet, sene sonra söylüyorum çünkü. Yani böyle bir fırsat bulabildim. O zamanlar söyledim. İnsanlar hep böyle çekindiler. Bir şey yapmak istemiyor. Ya kardeşim bu adaletsizlik var. Ya bu adaletsizliğe birinin dur demesi lazım. Ya bir söz var ya, diyor ya hani adaletsizliğe belki durdurmaya gücünüz yetmeyebilir. Ama susarsanız orada hataya Ender, adaletsizliğin, adaletsizlik dediğin yarışmada yerleri değiştirmek. Adaletsizliğin dışında ahlaksızlık var. Kesinlikle. Bu ben bunun size, altını çizelim. Ben size aslında onun hikayesini söyleyeyim mi, nasıl başladı? Şimdi o hikayeye geçmeden önce dün gerçekten tansiyonu yüksek bir yayın yaptık. Yani Erkan Özarmay'ın kimseyi dinlemedi, soru sormamıza izin vermedi.
konuyu kendi istediği şekilde yönlendirmeye çalıştı. Bir şeyler anlattı. Keşke soru cevap bir yayın yapabilseydik. Ara ara sizin de dediğiniz gibi bazı kelimeler söyledi, onları biplemek zorunda kaldık. Zaten bundan sonra konu yargıya taşınacak. Biz de takipçisi olacağız. Kesinlikle. Erkan Özarman efendim dünkü yayınımızda BES Model yarışmasında dereceye giremeyenlerin isim vermek istemediği kişilerin altında örgütlenerek kendisine karşı komplo kurduklarını ve dereceye giremeyenlerin kendisine iftira attığını ve bu yüzden intikam aldığını söyledi. İzleyelim. Biz de onu soruyoruz. Niye? Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. İnanır mısınız? Bir şey söyleyeyim. Buraya bu memlekette isteyen... kötülük yapmak için insanlar bana anlatıyorlar. Nasıl toplanmışlar, intikamımızı nasıl alacaklar. Kız da bunların içinde. Bana her şeyin doğrusu geliyor. Fakat dışarıdan bakıldığı zaman şunu size söyleyeceğim. Bunlar 2005'te mi bilmem nerede bana da teklif ettiğini çok... Üzüldüm sonra gidip ağla. Ya 2005'te böyle bir şey olmuştu. 6 sene niye susuyorsun belki oğlum? Bir travma yaşadı, kapatmaya çalıştı. Hangi travma çalıştı? Yap ki. Ama insanlar bazen tutmuyor. Hayır, Erkan Bey, tutmuyor. Hayır. Gizli olaydan bahsediyorsunuz. Evet. Ben birisiyle gizli bir şey yapmışsam travma 6 sene mi sürüyor? Sürebilir. Ve peki bu çocuklar işte, niye yapıyor bunu? Niye yapsınlar? Kaybetmenin derdiği acıyı sen peki, bilemezsin. Peki 2015 yılında i̇şte, kaybeden çocuk. Demek ki 2015 yılında kaybetmiş olan 6 sene 7 sene susup da gelip de biliyor musunuz benim başımdan ne geçmişti? Belki tecavüze de uğramış olabilir. Bana ne? Bana ne? Ben enteresan. Bugüne kadar yarışma yapanların hepsi bu işi para için yapar. Ben 5 kuruş para almadan bu yarışmayı 34 sene götürüp kazananların da al, buyurun kendinize menajer bulun ve bu meslek genişlesin diyorum. Cevap vermesi için Erkan Özarman'ı davet ettik. Yanında da yarışmacıların birincileri vardı. Onların da geleceklerinden haberimiz yoktu. Biraz emirvaki oturdular. Neyse. Erkan Özarman nefes almamıza bile dahi izin vermeden hem iki sunucunun hem de yarışmaya katılan mağdurların sözünü keserek üste çıkmaya çalışarak bir yayın götürmeye çalıştı. Neyse ki biz de ve onlar da kendilerini savunmaya çalıştılar. Yer yer tehditler, ağır ithamlar da havada uçuştu. Ama biz iki gazeteciyiz. Bu ekip de gazetecilerle dolu. Öyle ağır ithamlara, iddialara pabuç bırakacak insanlar değiliz. Ve şöyle de bir şey var. Şimdiki gençleri dinledikçe Gülşen'le ve ekipçe ve onları gördükçe, onların cesaretini izledikçe hayran kalmamak elde değil. Çatır çatır hiçbir şeyin altında kalmayacak bir gençlik geliyor. Bizim de görevimiz iki gazeteci olarak... Her konuda mağdur gençlerin sözü, sesi ve görüntüsü olmak burada. Ya burada dünkü ben yayını izlediğimde zaten suçluluk psikolojisi var. Erkan Özarman'ın en iyi yaptığı şey sana karşı küfür, hakaret, bağırıp çağırıp çeşitli şeyler gerçeği söyleyip çarpıtarak konuyu tamamen kapatmak. Zaten yaptığı tek şey bu. Normalde de yaptığı bu. Hani ben bunu yaptım zaten diyemiyor. O yüreklilikte o cesareti yok zaten ama karşı tarafı bu şekilde yıldırmaya çalışıyor. İnsanları bu şekilde püskürtmeye çalışıyor. Dün birebir yine aynısına şahit oldum. Birebir yine bize ne yapıyorsa ya da bana ne yaptıysa birebir tartışırken aynı konuşmaya şahit oldum. Bir de şunu söylüyorum. Ben şimdi bugün 32 yaşındayım. Yarışmaya girdiğim zaman 19 yaşındaydım. Ne kadar küçük. Tabii. Ve şu an benim hani diyor ya hep böyle bir savunma altına giriyor işte bir şeyler yapmak için şöyle. Ben şu anda dünya çapında bir filmde başrollerden birinde oynadım. Şu anda Amerika'da beraber hatta bir projede yer alacağız. Tekrardan Hollywood'a gideceğiz. Hani benim onunla ilgili böyle bir kaygım ya da yaptığımdan yok. Bir de onun harici biz kendimiz ticaret yapıyoruz. Sen, ticaret insanıyız. Sen hani içinde ukde kalan bir tabii konu var. Ben genç arkadaşlarını gördüğün zaman ben de anlatmalıyım dedin. Onlara çekiyorlar. 18-19 yaşındaki çocukları çağırıp farklı yarışma şeklinde. Genelde de şehir dışındaki çocukları seçiyor. Daha onlara hükmedebilmek için. Şehir dışından gelenler herhalde otelde kaldığı için onlara daha rahat hükmedebiliyor. Bizim artımız neydi? Biz çok İyi bir aileden geliyoruz. Güzel bir hani imkanlarımız zaten belliydi. Ama şimdi şehir dışında imkanı olmayan genç kardeşlerimiz geliyor. 18-19 yaşında. İstanbul'a belki hayatında hiç gelmemiş. Evet. Hep bunlara daha rahat oynayabiliyor. Peki dikkat ettik. Mağdurlarda hep bir hani uyanık insan profilinden uzakta saf gençler, evet, yaşları 18-19-21. Kandırılmaya yani, üstünü kabul etmiyor yarışmaya.
Evet, çok müsait. Peki sen daha sonra diyorsun ki bir sene sonra beni bir daha çağırdı. Evet, 2009 yılında tekrar çağırdı. Ben Kıbrıs'taki yarışmaya tekrar gittim. Orada ne yaşadın? Orada birinci olacağımı söyleyerek davet etti beni. Ben de yarışmaya katıldım. Provalar aynı şekilde, düzenli şekilde hepsi gidiyor. İşte her şey çok güzel. Son gece bir gün önce, yarışmadan bir gün önce odasına gelmemi istedi. Otelde? Otelde, evet. O direkt odasını, hani bu gece odamda görürsün. Kendi mi arıyor? Arada bir aracı... Yok, direkt yüz yüze söylüyor. Bu gece odama gelirsin. Yarın dedi yarışmada birinci dereceni vereceğim dedi. Ama dedi gelmezsen dedi unut. Ben de o sene dereceye bile sokmadı. İlk beşe bile sokmadı. Sadece en iyi yürüyen manken olayı olarak ödül verdi. Mansur. Gece sonunda da yemek yerken masama tekrar gelip oturdu. Dedi ki ne oldu dedi. Yakışıklılık, boy, poz bir şey fark etmiyor dedi. İlk beşe şu an giremedin dedi. Dedim canınız sağ olsun benim için sorun yok dedim. Otel odasına gitmediğin tabii. için. Zaten bir de şöyle bir şey var. Yarışmacılardan şimdi diyorum ya 18-19 yaşında kandırılmaya müsait. Bir de özellikle bazı imkanları kısıtlı imkanlarda olan insanlara farklı şeyler sunuyor. Bak sen de yap şöyle olursun. İşte bak abilerin şöyle oldu şuradalar bundalar. Çocukların gözlerini boyuyorlar. Hı. Bir de çocukların da imkanı yok. Bazısının kandırılıyor, bazısı kanıyor, bazısının içinde var yapıyor. Bilemiyorum onu ama... Hı. Çocuklar bu şekilde yöneliyorlar ve size emin olun, müşteri ediyorum, en az 3-4 kişiyle bir yarışma içinde böyle diyaloğa giriliyor. Hmm. Ondan sonra finalde sadece bir tanesi oluyor. 2-3 tanesi de olan olduğuyla kalıyor yani. Biz bunlara da şahit olduk. Bizim Kıbrıs'ta en yani az isteklerini kabul edenler vardı. Oluyor. 8-10 kişi vardı. Onlara da belki birincilik ya da ikincilik vaat ediyor. 8 kişiyle o zaman beraber oluyor aynı anda. Kabul ediyorlar yarışma sonrası isyan edenler oldu. Ben de oldum niye yapmadım? Ben de her şeyi yaptım. Ben onun sözünü dinledim. Tabii, her dediğini yaptım. Hani şey gibi. Kavgalar çıkmadı mı? Yok şöyle orada şöyle bir olay oluyor. Diyor ya hani tilki dönüyor. 40 tane tilkinin kuyruğu birbirine değmiyor. Çünkü hiçbirinin birbirinden haberi yok. Sadece finalde hepsi öğreniyorlar. Ondan sonra tabii fiyasko. Ama şimdi bazı şeyleri de söylemek çok zor. Bizim toplumumuzda şimdi kalkıp oradaki bazı bunu yaşayıp da derece alamayan ya da giremeyen nasıl çıkıp burada nasıl diyecek ki ben evet ben bunları yaptım ama bunu demek çok zor yani onu diyebilecek ben çok fazla kimsenin olduğuna inanmıyorum. 2017'de Sabah Gazetesi'ne de yansıyan zaten bir taciz şeyi var, haberi var. Bir de şöyle bir olay var. Bir de daha önce şey de yaptık, fotoğraf çekimine bizi stüdyoya aldı. Bütün mankenleri tek tek silip mayoyla fotoğraflarını çeker Erkan Özarman katalog yapmak için. Kataloğu o şekilde düzenlerken orada zamanki fotoğrafçı vardı. Abdurrahim Sönmez vardı, Besmoğlu'nun fotoğrafçısı. Fotoğrafçı vardı. Evet. Dedi ki. Eğer dedi birinci olursanız dedi burada dedi tamamen çıplak fotoğrafınızı çekeceğim. Çekeceğim dedi. Benden harika. Bu dedi best modelin geleneğidir. Vardır dedi. Sonra yani o söyleyeyim. Fotoğraflar ne oluyor? Kasalara kaldırılıyor. Evet. Şöyle, kasalara kaldırıldıktan sonra sen yarın öbür gün bir açıklama evet. yaptığında Ender, Önder, sen sus bak kasada evet. fotoğraf fotoğraflar var. Tabii. Şantaj dedi. Bize de o fotoğrafın çekileceğini söyledi. Direkt kendi fotoğrafçısı dedim, söyledi. Biz dedim böyle bir şey yapmayız dedim. Dedi ki bu bizim kuralımız yani onu çekmezsen zaten olamazsın dedi. Yarışmacıların iddialarını izlediniz. Mesela Oğuzhan daha çok küçük, 18-19 yaşında yarışmaya katılıyor. Ve orada diyor ki ofisine gittiğim zaman o kadar endişeliydim ve korkuyordum ki masada duran suyu içmeye korktum ki içine bir şey atmıştır diye. Dün Erkan Özarman'la onların da bir yüzleşmesi vardı. Evet. Onu da bir izleyelim, getirelim ekrana. Su içemiyordum mesela klimanın altında terliyordum. Çünkü su içemiyorsun nedenini söyle anladım ama sen söyle. Yani korkuyorum içinden ne yapacak diye. Bir şey atmıştır evet. diye falan mı? Aynen. Filmlerdeki gibi. Aynen. Suyumun içine bilmem ne diye çocuğu çağıran benim. Ajansıyla beraber geldim. Evet. Bak oğlum sen geçen sene girdin. Oğuzhan. İstikbal Vaati ismini bilmiyorum. Oğuzhan. Nereden bileyim peki ya? Bu insanlarla yüzleşebilir misiniz? Bağlanmak isteyenler döverim. Var çünkü. Döverim kalkar döverim. Ne demek yüzleşiyorsun? Ne demek? Burası mahkeme şeysi mi ya? Hayır hayır. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Ne isterseniz yapın. Söyleyin. Ben sizlerle uğraşacak halim yok. Şimdi konuya gireceğiz ama sıcak bir gelişme var. 15 aylık evliliklerini efendim 2019 yılında bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan adliye koridorlarında bir kez daha karşı karşıya geldi. Oğulları Kuzey'in velayet davası için bir velayet savaşı veriyorlar ve adliyeden ilk görüntülerde şu an ekranda Özcan Deniz avukatıyla konuşuyor.
Daha Feyza duruşma henüz başlamadı. Feyza Ak'tan da bugün annesini şahit olarak dinletecek ve çekişmeli velayet davasının bugün hakimin alacağı kararla son bulması bekleniyor. Yani Feyza da avukatı burada. Altın Mimir galiba yanındaki Altın Mimir'le birlikte. Yani bugün Kuzey'in annede mi kalacak bundan sonra babamda mı kalacak kararı hakim tarafından verilecek. Ne hani olmuştu bunu da hatırlatalım. Özcan Deniz'le Feyza Aktan efendim 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmışlardı ve oğulları Kuzey'in velayeti içinde bir ortak anlaşma yapmışlardı. Yani ne zaman isterlerse çocuklarını istedikleri zaman alabilecekler, görebileceklerdi. Ancak Özcan Deniz sosyal medyasından da açıklamalar yaptı. Feyza oğluma hiç iyi bakamıyor, oğlumun hayati tehlikesi var dedi ve mahkemeye başvurdu, oğlunun velayetini talep etti. Bakalım bugün nasıl bir sonuç çıkacak? Şimdi adliyeden zaten arkadaş, Oğuz adliyede. Oğuz adliyede ve gelen bilgilerde ikisinin de son derece gergin olduğu yolunda. Ama normal. Ama çok haklı. Bu herhangi bir mal mülk paylaşımı değil, bir boşanma davası değil. Ortada ikisinin de çok sevdiği, her anne babanın gibi gözü gibi baktıkları evlatları söz konusu. Evet, sol baştaki de görüntülerde Feyza Hanım'ın annesi. Annesiyle beraber evet. Gelmiş ortadaki avukatı Altın ortadaki Mimir. Ortadaki avukat kırmızı etekli Feyza Aktan ve diğer avukat. Evet, avukatlarıyla görüşüyorlar. Duruşma da bu arada efendim başlamış. Ender, sen biraz önce bir şey söyledin aslında, ben senin cümleni de böldüm. Aslında bu olaylar en başta nereden başlıyor dedin. Nereden başlıyor? Ya şöyle söyleyeyim, bu yarışmanın ilk çıkışı o zamanlar Lee vardı bizim dönemimizde. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Erkan Özarman'ın ortağı, yabancı asıllı bir arkadaş o da. Bunlar Fransa'ya gidiyorlar. Erkan Özarman biliyorsunuz Fransa'ya çok fazla gidip geliyor. Yani orada yaşıyor, evi de var. Fransa'ya gidip geliyorlar, orada bir yarışma görüyorlar, modellik yarışması. Orada akıllarına canlanıyor, diyor ki biz aynısını Türkiye'de yapalım. Ama bunların yapma amacı ya da yapacakları tarz daha farklı. Düşünce anlayışı aslında farklı, çıkış amacı farklı. Yani biraz daha kendi isteklerinin doğrultusunda rahat hareket edebilecekleri bir şey yapmak için gelip yarışmanın devamını burada yapıyorlar. Bir de şöyle bir de olay daha var. Best Model of the World, biz hatta 2009'da gittiğimiz zaman yarışmaya şöyle kurmaca bazı şeylerin olduğunu söylemek için söylüyorum. Yarışmaya bir gittim. Benim Türk iki tane arkadaşım. Biri bay, biri bayan. Kimliklerinde Kazakistanlı, hani, öbürü vatandaş olan. Yarışmayı öyle sokmuş. Çocukları tanıyorum. Türkler yani. Yarışmaya sırf sadece yurt dışından geliyor görüntüsü vermek için. Ajanslardan, yabancı ajanslardan model getiriyor. Diyor ki bugün çalışan ajanslar var. 3 ay burada kalıyorlar ya çocuklar. Best Model'un olacağı gün gidiyor ajansa alıyor. Atıyorum Ukraynalı, oralı, buralı. Diyor ki gel seni yarışmaya götüreyim diyor. Yarışmaya sokuyor. Sadece orada görüntü olsun diye. Çünkü Best Model of the World'ü de Erkan Özarman yapıyor. Orada zaten birinci yine kendi belirlemiş. Zaten kendi belirlediği kişi yapıyor genelde. Çocukları getiriyor Türk'ü. Annesi yabancı. Çocuk Türk asıllı. Orada ben şey gördüm. Yabancı bayrak altında çıktığını gördüm. Bu şekilde yarışmayı düzenliyor. Ondan sonra da birinci diyor, bu diyor. İşte Best Model of the World. O da senin kurmacan. O da senin tamamen kendince yapmış olduğun bir kurmaca. Hani hiçbirinde adalet yok dediğim işte bu yüzden söylüyorum. Yani tamamen kendileri yazıp, kendileri çizip, kendileri oynuyorlar. İstedikleri şekilde, istedikleri hareketleri dilediği gibi yapıyorlar. Hatta şöyle bir örnek de vereyim size. Best Model'ların, bakın tarihe döndüğünüz zaman, derelerde belli dönemler belli isimlerin sadece kişileri olurdu. Mesela Selim Boronkay. Bir dönem sadece Selim Boronkay'ın mankenleri birinci oluyordu. Ondan sonra Ataberk Oral'a geçti. Sadece Ataberk Oral'ınkiler birinci oluyordu. Yani dönem dönem aslında kişilere geçiyordu. Erkan Özarman belki uğraşmıyordu ya da uğraşmak istemiyordu. Hani bunlar da vardı. Yani bu tesadüf olabilir mi? Mesela Selim Boronkay menajer bir kadın. Birini manken olarak yarışmaya sokuyor, birinci oluyor. Ertesi sene başkasını sokuyor, o da birinci oluyor. Ondan sonra bir daha sokuyor, bir hep senin soktuğun mu birinci oluyor. Sonra Ataberk Oral'a geçti aynı şekilde. Hani evet. Burada bile aslında baktığınız zaman orada bir adalet olmadığını, aslında bir kurgu Ender, olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Erkan Özarman dün geldiğinde mağdurlardan Oğuzhan ve Arda'yla yüzleşti. Tabii laflar o kadar havada uçuştu ki çocuklar dertlerini de anlatamadılar. O görüntüleri bir daha izleyelim. Oğuzhan'ın şöhret olmak istiyorsan cinsiyetin olmayacak. Bir masaj yap, yakın olalım dediğiniz doğru. Bir şey söyleyeceğim. Olayı şimdi anlatayım. Bunu ben nasıl asistanımın, onun yardımcısının,
4 tane çalışanın ortasında ben bu lafı nasıl söylerim? Odada bu konuşmalar geçerken bak dedim seni çağıran benim. Allah vergisi iyisin. Ben varoştan çok insan aldım, yetiştirdim, adam ettim. Oğlum bu vücut nedir? Bir sene sonra daha berbat geldin. Çıkar şu üstünü dedim. Ben herkesin ortasına çıkarmaya utanırım. Yandaki odada çıkarım o zaman bak vücuduma dedi. Bu 7 kişi var orada 7. Geçtik içeri 4 dakika sürdü. Çıkardı üstünü. Oğlum dedim bu hale mi geldin? Ben çok çıkardığı zaman vücudundaki poposuna ön tarafına bakmıyorum. Diyor bu çocuk ona. Değil mi o? Evet ya, Oğuzhan. Onu da bir bitireyim ona. Evet bir anlatın onu, siz Oğuzhan onu, geldi dediniz tabii, yanınızda. Getir ben çağırdım. Evet. Ben emek vermek için çağırdım. Adam lafımı dinlemedi. Vücudunu kullanamadı. Bunlar şimdi hazır burada böyle bekliyorlar. Evet. Daha evvelden benim geleceğimi biliyorlar. Utanmadan konuşabilirler. Bir şey diyemem. İşte birinci burada. Erkan Bey bence sizin burada utanmanız lazım. Aynı zamanda çok güzel bir manipülasyon oluşturdunuz yine. Algıyı başka yöne çekmeye çalışıyorsunuz. Seni kim fark etti? Ben siz sana modern şunu da unutma. Dinle, şunu siz dinle. Kendinize... Ben sana telefon açtım ilk seferinde. Oğlum evet, benim elimde bir resim var. Bu resim defalarca... hakikaten senin mi? Photoshoplu mu? Sen bu resimdeki kadar iyi misin dedi. Bütün bunlar bir anda gel benimle beraber buna kadar indi. Erkan Bey, terbiyeli siz... değil bir defa bir. Ahlaksız iki. Anlatıyorum adamı bulan, getiren, üzerinde çalışan benim. Ve herkesin ortasında ben soyunup sana kendimi gösteremem diyece yandık. Biz sizin istediğinizi kabul etmediğiniz ya. İstediğiniz gibi. Gözümün içine baka baka bu yalanı söyleyecek adama bak. Tabii siz best of düzenlemiyorsunuz ki. Bu bir modellik yarışması değil. Senin gibi ahlaksızlar. Bunu sadece benim başıma gelebileceğini düşünmüştüm ama kaçtın. Anladım ki benim başıma gelmiyor. Bu yoldan geçmezsem adam olamam. Hadi be sen de Allah aşkınıza utanın be. Ya utanın. Şöyle söyleyeceğim. Yok hayır biz utanmıyoruz. Biz utandırılmaya çalışıldık ama şu an utanmıyoruz. Tam aksine sene sonra sizin utanmanız için buradayız tamam biz. Tamam işte belli senin oyunun oğlum. Siz bu çocuklara masaj yapın diyor muydunuz? Ben istediğime derim sana ne? Bize ne değil çocukların iddiaları. Az önce Erkan Bey masörüm var diyordunuz. Çocukların iddiaları herkes merak ediyor. Masaj yaptırmam böyle iddialarım yok diyordunuz. Hepsini, kız da bana, ben ona masaj yapsaydım birinci olurdum diyor. Kız hangi kız? Dün gelen evet, Elmas mı? Hiç evet. Öyle bir iddiası yok Elmas. Sana öyle geliyor. Burada iddiayı gazetede yalan mı yazmışlar? Onu da ben gazetede okudum ondan. Hayır hiç öyle bir şey yok gazetelerde söylenmiş. O kız işte ben bulayım erkek yarışmacılara gelen mesajdan bahsetti. İşte onu çevirmişler gazetede de. Bakın ona, burada ben erkek şey yapsaydım, bakın, masaj yapsaydım birinci olurdum. Yeter burada, be ya, yeter artık ya. Burada olay. Pisliği karıştırdıkça koku çıkıyor. Sizin deyiminizle. Çıkıyor. Burada ama olay. O pisliği karıştıran sizsiniz. Hayır. İddiaları çocukları şey dinleyeceğiz işte. Tabii. Bakın siz şeyi karıştırıyorsunuz. Beş modulla ilgili bakalım, gazeteciyiz. Tek soru soruyorum. Her şeyi de sizinle soruyoruz. Sizinle aramızda... Geçti mi? Biz de size geçseydi soruyoruz. Biz de tacir. Ben de değil. Ben bu projede sahibiyim. Bu projede sahibiyim. Geçseydi eğer. Gerçekten bu programın artık unuttum kaç yıl olduğu, kaç yıllık tarihinde kendimizi zor tuttuğumuz, gerçekten zor tuttuğumuz. Çok. Hani profesyonelliği elden bırakma, sakin ol, sakin ol, sakin ol diye. Çünkü bir şekilde iddialara cevap vermek zorunda. Orada çocuklar, mağdurlar var. Seyircilerden çokça geçmiş olsun mesajları geldi. Yanımızda olduğunuz için size kalben çok teşekkür ediyoruz. Bu arada BES Modul'un bu seneki mağdurları ahlaksız, terbiyesiz diyerek çocuklara yani saldırdığı çocuklar. Oğuzhan ve Barış da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Dünkü yayındaydın zaten Oğuzhan. Evet, seni de konuşturmadı. Evet maalesef konuşamadık. Erkan Özerman yine her zamanki gibi konuyu dağıtıp kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Ama farkında olmadan bazı yerlerde benim iddialarımı doğruladı. Ofisine çağırdı diyordum. Bunu yapmıştık diyorum. Onları doğruladı. Önce benim masörüm var. Ben kimseye masaj yaptırmam. Sonra gençlere müsaade ederim bana masaj yaparlar diyordu. Kendi de farkında olmadan itiraf etti zaten. Bizim iddialarımızı ve yaşadıklarımızı doğruladığı bir şekilde. Kiminiz zaten otelde odaya çağrılıyorsunuz. Evet. Kiminiz de ofise çağrılıyorsunuz İstanbul'daki ofise. Evet. Aşağı yukarı başınıza gelebilecek olaylar aynı. Mekanlar farklı. Zaman farklı. Zaman farklı. Kişi aynı, konu aynı. Evet. Barış sen evden izledin.
Nasıl bir modda izledin? Yani dünkü saldırgan tutumundan sonra ben de çok gerildim ekran karşısında. Yayına bağlanmak istedim. Evet. Tabii kimseye konuşturmadığı için. Hiç kimseye konuşmuyor. Yani ben kimseye de bağlanamadım. Yayını ya ele geçirmeye evet. çalıştı. Evet. Soru sorulmasına izin vermedi. Karşısındakini dinlemek istemedi. Gerçekten bazen ağzından çıkan kelimeleri biplemek durumunda kaldık. Bizim için de çok tansiyonu yüksek, zor bir yayın oldu. Biz burada şey değiliz, bir mahkeme kurduk da böyle haklı kim, haksız kim filan. Konuşmuyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Dinliyoruz. Biz burada gazetecilik mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Gazeteci nedir? Soru sorar, araştırır. Belge tarafları ister. Tarafları dinler, belge ister. Biz de dünkü yayınımızda bunu yapmak istedik. Maalesef Erkan Özarman buna izin vermediği gibi konuyu bambaşka yerlere çevirmeye, çekmeye çalıştı. Gülşen şöyle, yıllar önce istediğimiz bir belge yine dese ki şu şunun fotoğraf ve bilgileri kasamda var. O zaman biz bir kez daha canlı yayında deriz ki çıkar o zaman iddia ediyorsan o belgeleri. İstediğimiz belgeler bile başka yere çekildi. Hayatta en korktuğum insanlardan bir tanesi tarihi yeniden yazıp iftira atanlar. Varsa gerçek söyleyeceksin tarihiyle günüyle. Bizim istediğimiz belge, fotoğraf, bilgi o gün yaptığımız yayının içinde canlı yayınlarda var. Açıp insanlar izleyebilirler. Gerçekten şu da çok önemli. Halk her şeyin farkında. Çok. Kim haklı, evet. kim haksız, kim yanlış yapıyor, kim doğru söylüyor. Dünkü yorumlar da o kadar güzeldi ki. Yani kızlar asla vazgeçmeyin. Asla vazgeçmeyin. Yok. Biz birilerine takmış, birilerine hedef almış falan değiliz. Bir kişi çıkmıyor bakın. Onlarca kişi çıkıyor. Ve DM'ye gelen de yüzlerce mesaj var arkadaşlar. Ben de mağdur oldum, ben de mağdur edildim diye. Gerçekten hani bazılarının beğenmediği o Z kuşağı var ya, o Z kuşağı aslanlar. Gümbür gümbür geliyor. Kimseden korkmuyor, kimseden çekinmiyor. Hiçbir şeyi sineye çekip de saklamıyor. Hayır, aslanlar. Açıklıyor, ifşa ediyor. Etsinler de gerçekten biz de onlara desteğiz her zaman. Şimdi bazı eskiler, eski yıldızlar... Eskiden kapatılırmış bunlar. Başlarına, aman kimse birilerine duymasın, zarar, tabii, kaçmasın. Tabii. Birilerine zarar verdiklerinde o küçücük genç kızları ve genç çocukları konuşursan, hakkımda bir şeyler iddia edersen seni piyasada bitiririm diye kaç kişinin kariyerine, geleceğine, kazanacağı paraya, ekmeğine mani oldular sevgili izleyiciler. Bunu bazı büyüklerimiz de çok iyi bilirler. Bugün bazıları çok sessiz. Ağızlarını hiç bıçak açmıyor. Çünkü onlar da onlara şahit oldular. Ama bugün 20'li yaşlarda, 19'lu yaşlardaki gençler o sindirilmiş, korkutulmuş, seni hiçbir şey yapmayız, bitiririz laflarına böyle yapıyorlar. Kes. Ve her şeyi açıklıyorlar. Yani ben ve, gençliğe şapka çıkartıyorum. Bazen dillerini anlamasam da şapka çıkartıyorum yani. Ya bir de şöyle bir şey. Şimdi kardeşlerim de gençler, biz onların yaşındaydık girdiğimiz zaman. Şimdi ben bugün tanışma fırsatımız oldu. Yeni tanıştık. Ama aynı şeyi söylüyoruz. Yani dün diyor ya, iddia ediyor ya, işte hep olmayanlar, dereceye girmeyenler. Ben zaten derece de aldım da evet, onu yine söylüyorum. Olmuşsun besle. Üçüncü oldum, ona rağmen söylüyorum. Hep herkesin ortak paydası, birleştiğimiz nokta, cümleler, kurduğumuz evet. kelimeler. Hepimiz mi ortak aynı şeyi konuşuyoruz? Ya gerçek tektir. Hiçbir zaman da değişmez. Ve elbet gün yüzüne çıkar. Ki bugün de gün yüzüne çıkıyor. Çünkü hepimizin ağız birliği yapmışlığı yok. Birbirimize konuşmuşluğumuz yok. Şimdi hepimizin ortak özelliği yani. Dereceye girip girmemek değil. Kesinlikle. Başınıza gelen... Aynı konuda mağdur edilmek. Mağdur aynı edilmek. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu konu bence bunun kullanılması. Yani BES Model adlı yarışmanın insanları kullanmak için düzenleniyor olması. Ben o yüzden bugün burada olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ben çok arkadaşıma söyledim. Benden sonra gelen BES Model arkadaşlarıma da söyledim. Girmeyin. Çünkü burası farklı bir olay. Burası farklı bir platform. BES Model'lik hikaye. Burada o söz konusu değil. Burada başka olaylar dönüyor. Hı hı. Ya benim burada bugün söylememizin sebebi yeni gelecek kardeşlerimizin, bunlar gibi yeni gelecek kardeşlerimizin de daha sonra olacak olanların da aynı şeyler başına gelecek. Bu insana prim vermesinler. Bu insana bir şey yaptırmasınlar. Ciddi yani. Üzüntüler yaşıyorsun. Kesinlikle. Yani. Toparlanması da zaman alıyor. Yani görüyoruz bu, sizleri aynen. de. Aynen. Bunca yıldır hani bu konular hep dedikodudan ibaretti. Hiçbir evet, zaman hep bir kimse şehir çıkıp, efsanesiydi. Evet, doğru. Kimse çıkıp konuşmadı. Ben de bunu bilerek girdim yarışmaya ama dedikodu hiçbir kanıtı yok. Kimse, ben de inanmak istemedim hayalim olduğu için. Çünkü Çağatay Ulusoy, Kıvanç
Hepsi i̇nsan Burak, hepsi bu yarışmadan çıktığı için inanmak istemedim o dedikodulara. Tabii artık son iki gün otelde bu konular konuşuldu, işte ahlaksız teklifler gelince yani içimi atamadım. Çünkü yarışma bitti. Elmas da biz yayına katılan arkadaşım. Hep patladınız. Yani biz birbirimizi teselli etmeye çalıştık yarışma sonrası. Üzüntümüz azalacağına günden güne artmaya devam etti. Yani bir şey yapmamız gerekiyordu ve ben ahlaksız teklifler aldığımı Elmas'la paylaştım. Elmas'ta kanıtım varsa duyuralım dedi bunu herkese. Ben dedim ki bunca yıldır herkes susuyor. Şimdi ben konuşursam başıma bir iş gelir mi? Açıkçası korktum. Yani bana da sakın yapma. Onlar çok büyük insanlar, arkalarında kimler var diye bana böyle şeyler geldi, mesajlar. Korkarak aslında biraz cesaret ettik. Elmas'la beraber başladık. Şimdi işte Elmas hakkında da iş insanlarını arkasına aldı. Şöyle birinci olmak istedi, böyle birinci olmak istedi. Kızın boyuyla dalga geçiyorlar işte 1.70'i nasıl birinci yapalım diye. Elmas 1.75 bir kız ve ben 1.90, benim yanımda kısa durmayan bir kız. Elmas... Barış, gençler ve bu işi bilmeyenler bunun arkasında falanca, sadece Erkan Özerman değil, bunun arkası çok güçlü aman falan. Hayır hayır, hiç kimsenin arkası öyle evet. Sanıldığı gibi güçlü değil. Bir de adaleti ve yargısı var. Kanıtlarınızla birlikte şak diye gidince o çok güçlüleri hakimlerin önünde göreceğiz. Bir de şunu söyleyelim, unutmayalım. Güçlü olan haklı değildir efendim. Evet. Haklı olan her zaman güçlüdür. Kesinlikle. Bunu da söyleyelim. Yani birileri sesini yükseltiyorsa, sizi bastırmaya, ezdirmeye çalışıyorsa bu onun haklı olduğunun göstergesi değildir. Bu konudan bağımsız olarak da bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu konudan apayrı bir şey söyleyeceğim. Kuyruğu sıkışan insan, köşeye sıkışan insan bas, bas, bağır. Bağırmaya başlar. Onunla diyalog kuramazsınız efendim. Evet. Temas da kuramazsınız. Suçunu kusur, örtbas etmek için galiba. Size iftiralar atmaya başlar. Ağzından çıkanı kulağı bile duymaz. Bu konudan bağımsız olarak söyledim, altını çizeyim. Evet. Sen bir daha hatırlatır mısın, teklifi nasıl almıştın? Teklifi cumartesi günü takım elbise provası vardı. Evet. Orada Erkan Özarman da geldi işte bizi izlemek için. Aslında biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Geçen yayında anlatmamıştım. Takım elbise provasında üstümü çıkardım gömleğe giymek için. Bana şöyle bir baktı. Nerelisin sen dedi. Dedim doğma büyüme İzmirliyim ama kökenim Doğu dedim. Evet belli. Sende Ege'li fiziği yok. Sende Doğulu fiziği var. Ben de yayını, yarışmayı düzenleyen bir insan olduğu için hoşuma gitti. Dedim o zaman doğru yoldayım. Güzel bir fizik yaptım. Yaklaştım yanına. Orada insanlar da vardı. Yaklaş dedi. Kulağıma eğilip şöyle söyledi. Üst tarafına bayıldım. Sana otelde yer ayırtacağım. Aşağı tarafını görmek için de sabırsızlanıyorum. Ben yanına mutlu mutlu gitmiştim. Bu konuşmayı duyduktan sonra suratım düştü. Suratın düşmesin çok. Orada kaldım. Hiçbir şey yiyemedim. Bir dakika. Nerede, yanına mı gittin? Ne oldu? Takım elbise provasındaydık. İnsanlar da vardı. Kulağına söylüyor. Yaklaş dedi. Hı. Yaklaştım. Kimsenin duymayacağı bir şeydi. Senin üst Ben hiçbir şey diyemedim. Yani suratım düştü. Sonra suratım düşmedi. Yani hiçbir şey diyemedim. Hiçbir şey diyemedim. Yutkundum. Yani çocuk 18 yaşında genç. Bunu söyleyen 83 yaşında birisi, karşısındaki de 18 yaşında üniversite öğrencisi, daha yolun başında hiçbir şey bilmeyen masum bir delikanlı ve bunun adı ahlaksızlık olmuyor mu? Ahlaksızlık. Ahlaksızlık tek kelimeyle. Ve yarışmadan işte bunları duyup, mesela şöyle mesajlar da geliyor. Bunları duyduğun halde neden yarışmaya devam ettin? Ben açıkçası bunları yapan insanların derece alacağını düşünmüyordum. Bu teklifi reddedersem işte derece alamayacağımı da onları düşünmedim. Çünkü jüriler var. 50-60 tane orada bir jüri üyesi var. Ve ben hakkaniyetli bir sonuç bekliyordum. Ve tabii sonuçlar açıklandıktan sonra bu olmadı yani, gerçekleşmedi. Bunu reddettiğim için kendisi, önümü kestiler. Evet, bu jürileri sadece kendine göre oraya koyuyor, göstermelik. Kendi evet. Kim istiyorsa zaten onu yapıyor. Jürinin söylediği hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı yok. Hiçbir etkinliği yok yani. Oylar 10 dakika içinde sayıldı. 60 tane insan, farklı insanlara oy jüride vermiş. Kimlerin oturduğunu bir daha söyler misiniz? Söylemiş. Yani ben en son temizlikçi hanımefendiyi gördüm otelde çalışan. Evet, temizlikten sorumlu hanımefendi evet, var dedi. Bize makyaj yapan hanımefendi vardı. Makyöz. Saçımızı yapanlar. Kuaför. Sayıyı göstersin, aynen. Tamamlasın diye yapıyor işte. Bunlar vardı. Evet. Yani bunlardan da temizlikten sorumlu kişi sizi seçen jüri.
Evet. Çünkü bir şey olduğu zaman diyor ki jüri o taraf. Hep canlı yayında ya da yayınlarda hep aynısını söylüyor çünkü. Diyor ki işte 60 tane jürimiz, 120 tane jürimizin verdiği karar. Hani bu tırnak altında bunu tırnak içinde bunu göstermek için zaten bunu söylüyor ama jüri ya da oylama hepsi boş. Zaten belli yani. Sanki şu laflar çok zaten ağır değil mi? Kulağına hepimiz gelip... Hepimiz duyduk diyorum ya, bizim de duyduğumuz, yaşadığımız ve gördüğümüz şeyler. Ben şaşırmıyorum. Ve ben bunu her zaman da söyledim. Hep dile getirdim. Ama bugün sağ olun sizler de buna çok güzel ön ayak oldunuz. Hani herkes bunu görsün, farkına varsın. Hani Erkan Özarman, şimdi ben o zaman küçüktüm. Şimdi çıksın bana aynı şeyleri söylesin ya da bir yerde karşılaşalım bana yine aynı şimdi şeyleri. Şimdi ne olurdu mesela, şimdi yarışmaya katılıyor olsaydın bu aklınla, bu kafanla. Sana böyle bir teklifte bulunsaydı tepkin ne olurdu? Ya şöyle, ben o zaman da tepkim aynı değişmezdi. Ben yine kendi çizgimi bozmadım. Hayır, belki ama daha şöyle, daha sert olurdu. Evet, sert, korkusuz olurdu. O zaman şey olurdu. 19 yaşındaydım. Aynı kardeşlerim gibi. Ya acaba önümüzü keser mi? Bir şey olur mu? Hani acaba... Korkuların oluyor tabii. Çünkü niye? Hayalim var. Orası senin bir hayalin. Diyorsun Besmodul. Ondan sonra işte diziler, orası burası. Onlar da onun için girdiler. Yoksa modellik için gelmiyor. Zaten şu an Türkiye'de modellik, erkek özellikle modellikte çok fazla para kazanma şansın da yok. Çok bir şey yapabilmen de yok. Defile yok ki çünkü. Toplasan senede 30 tane, 40 tane. Ama olur. O dönem korkuyorsun tabii. Tabii ki. Çekiniyorsun. İşlerinle oynar. Ya bize söyledi. Belki benimle de oynadı, bilmiyorum. Tamamen vicdanına kalmış. Belki bizimle oynadı bizi. Çünkü söyledi. Sizi bu piyasada barındırmayacağım dedi. Belki uğraştı bizimle, bilemem. Yani herkesin kendi vicdanında olan, onu vicdanına bırakıyorum. Yorum da yapamam bilemediğim için ama bu kelimeyi, bu cümleyi bana kurduğu için ben bunun da zan altında kalmasını istiyorum açıkçası. Yani. Evet. Sektörden soğutuyor insanları. Biz tabii mesela soğuttu. Ben o olaylardan sonra doğru düzgün de modellik yaptım. Ne podyuma çıktım. Hiçbir şey yapmak istemedim. Çünkü her şeyin böyle yürüyeceğini gösteriyor insanlara. Diyor ki bunu yapmazsan bu işi yapma diyor. Herkesten bir masaj talebi var. Hatta dün biz yayında da ısrarla sorduk işte. Evet. Ben istediğime masaj yaptırırım dedi. Evet. Size ne dedi? Evet. İtiraf etti zaten evet. Bunu. Şimdi canlı bir masaj. O da izleyebiliyor muyuz arkadaşlar onu da? Verdik mi yoksa? Daha onu da direkt alenen söylüyordu. Orada şimdi sizde yumuşatmış biraz evet, daha artık masaj ediyor. O masajın aslında. Evet, izleyelim. Erkan Özarman istediğime masaj yaptırırım demişti. Teklifinizin hiçbirini kabul etmediğimi yüzünüze karşı söyledim ofisinizde. O yüzden bana derece alamayacağımı evine git dediğinizi de hatırlıyorum. Hepsi oldu. Benim masörüm var diyorsunuz. Genç çocuklara masaj yaptırırken fotoğraflarınız var Erkan Bey. Bir şey söyleyeyim, yaptıramam. Masörünüz hani bir şey özellikle... söyleyeceğim, istediğime masaj yaptırabilirim. Ama masörüm değil, ben öyle bir şey yapmadım. Siz diyorsunuz. Masajı... Şimdi kendiniz de tekrar senin çalışıyorsunuz. Senin demek ki kafanın içi kötü. Benim kafamın içi kötü değil. Masaj yap dediğin zaman gel benimle yap anlamına geliyor. Siz Oğuzhan'a bana masaj yap dediniz mi? Hatırlamıyorum. Buna dedim mi? İnanın bir günde 30 kişi geliyor. Ya bir günde 30 kişiden 15'ine masaj yap diyor musunuz? Oturduğum yerde espri nedir biliyor musun? Erkan abi otur biz sana masajını yapalım. Bu espri gülmedir, eğlenmedir. Benim kendi profesyonel masörüm yani var. Her niye? Şakanın altında Oğuzhan'a bir söylediniz var mi peki? Oğuzhan'a söylediniz ya mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben mankenlerle, çocuklarla benim konuşma tarzımı bilsen. Aa, bir kere ofisinize geldiğim zamandan beri hepsini değil, yanlış anlattınız. Konuşma değil. Ofiste... Bir tekinle bir olay olmuş mu? Şimdi bir mesaj daha geldi. Eğer izin verirse adını da okuyarak söylerim ama önce izin alalım. Sadece mesajını söylüyorum. Kaldıkları otelde bir garson bana ulaştı. Garson bana bile böyle tekliflerde bulundu diyor. Garsona masaj için odasına gelirse Best Model'a onu sokacağını söylemiş. Yani %100 doğrudur bu arkadaşın söylediği şey. Çünkü benim arkadaşlarıma da para teklifinde bulunmuşlar. Yani onun Aydın Akay Güler yapıyor. Mesajı pardon. Para teklifini Aydın Güler yapıyor. Zaten Erkan Özarman'ın işi tamamen kendi zevkine bakıyor. Çıkardıklarını da görüyoruz. Hiçbiri modellik... Dün buraya bizim de haberimiz yoktu. Birincileri getirdi yanında zaten. Evet, zaten onlar da pek modellik kriterlerine uymuyor. Bunun adı Best Model. Ama hiçbir alakası yok çıkardığı yani birincilerin. 1.70 yani, kadın olarak kısa deniliyor. Ama ilk üçü erkeklerde 1.80'den oluştu. Ya zaten 80'den. Bizim dönemimizde 1.80. Bizim dönemimizde diyordu ki 1.85'in altında Best Model olamaz diyordu. 1.85'in altında. Hmm. Best Model'lara bakıyorum 1.80 var, 82 var. Kızlar 75 diyorsun, 70, 72 nasıl oluyor? Diyor ki ben diyor güzellik yarışması yapmıyorum. Hep kullandığı tipik cümle. Hı. Ben güzellik yarışması yapmıyorum, modellik yarışması yapıyorum. Seçtiğim modellerin boyu tutmuyor, fiziği tutmuyor. Hani söylediğinle çelişiyorsun, kendi söylediğinle kendi çelişiyorsun yani. Evet.
Ama artık kral çıplak. Bunu halk gördü. Yani farkında, bize de çok büyük destek oluyorlar. Sanki yıllardır onlar da bekliyormuş gibi bu anı. Gerçekten artık çokça gençler, bize de mesaj evet, geldi. İnsanların yani gençler bu yaşadığı mağduriyetin yarasına dokunduk yani bu çıkıp konuşmakla. Çünkü insanlar zaten bunu biliyordu. Halk bunun çok bilincinde. Evet. Konusu biliniyordu. Sadece bu kadar gün yüzüne çıkamamıştı. O yüzden bakın dikkat ediyorsanız. Çorap söküğü gibi tabii, geldi devamında. Tepki da. Verince hemen olay birden patladı. Niye? Çünkü insanlar zaten içinde bildikleri ve vakıf oldukları bir şey. Bir de gençleri şöyle suçluyor. 5 yıl önce, 4 yıl önce başına gelmiş. Şimdi mi konuşmaya karar verdin? İnsanlar başlarından geçen travmaları gün geliyor ailesinden, iş çevresinden, kariyerinden. Herkes ne derler, ne düşünürler, açıklasam mı, bana inanacaklar mı korkusuna yutuyorlar. 15 sene sonra açıklayanlar. Bizim 13, evet, 13 sene yani. 13 sene olmuş. Evet. Biz niye 13 sene sonra? 13 sene önce ama bu kadar söylemek istememize rağmen çoğu kişi yayınlamadı, konuşturmadı. O zaman biraz daha medya gücü kuvvetliydi çünkü. Biz 2009'da bunun için çok mücadele ettik. Ben hatta dedim ki yani and içiyorum dedim, ben bu adama dedim bu yaptıklarını bir gün elbet ödeteceğim. Bugün de çok şükür fırsatı geldi. Peki, 13 sene sonra. Şimdi burada evet açıklıyorsunuz, hakkınızı arıyorsunuz ama hakkınızı aramanız yer adalet, tabii, mahkemeler, yargı. Yani oralara bir başvurularda bulunacak mısınız? Zaten öyle bir niyetimiz, öyle bir hepiniz düşüncemiz var. Hepiniz beraber, evet, ortak evet, olarak olursa daha, edecek daha sağlıklı olur. Öyle bir şey yapalım en azından. Yani kanıtlarla, delillerle, belgelerle, yani, toplum dünkü şekilde. Yayında bir kanıt niteliğindeydi. Bunu da dosya ekleyip sonuçta masaj görüntülerimiz elinde, ses kayıtları elinde, WhatsApp mesajlaşmaları elimizde. Dünkü yayını da dosya ekleyip bugün zaten yayından sonra avukatımızla görüşüp işlemleri başlatacağız. Yani hatta bu konuda önce gönüllü bir uç duyurusunda bulunacaksınız. Evet. Hatta bize de ulaşmak isteyen, ulaşan da var avukatlar. Sizi temsil etmek istiyorlar. Gönüllü size olarak davalarınızı da almak evet, istiyorlar. Çünkü onlar da izlemişler. Bir de şöyle bir şey. Bazen bazı insanların belki cesareti olmayabiliyor. Dedik yani o fotoğraf olayı bize anlatılan yaşadığımız. Sonuçta çıplak fotoğrafı var diyor. Belki adam cesaret edemiyor ama bu konu onun da cesaret etmesine sebep olacak. Çünkü bu da şantaja girer. Eğer öyle bir şey varsa, evet, böyle bir şeyle insan tehdit ediliyorsa ya da şantaj yapılıyorsa en azından onun için de önünü açmış bir şey olur. Hani orada belki o, belki burada konuşmazlar. Evet, ama belgeler lazım. Gerçekten belgeler lazım. Var mı? Nasıl kanıtlayabileceksiniz mesela? Ya şöyle bizim evet, bunlar sözde olanlar. Evet. Bizim bunlar yaşadıklarımız sözde ama ben ne diyorum? Benim yaşadığım en basiti, üçüncü olmama rağmen ben yarışmaya gönderilmedim. Ben taç devrine gitmedim. Bunlar zaten benim aslında söylediklerimin doğruluğunu birebir kanıtlar nitelikte. Çünkü ben eğer dediği gibi olmasa üçüncü olmuşum ya, dereceye girmişim. Neden beni başka yarışmaya göndermiyorsun? Neden ertesi sene beni jüriye almıyorsun? Neden bana taç devrettirmiyorsun? Bunlar zaten benim söylediğimin doğruluğunu birebir ispatlıyor. Biz bir de şu açıdan kanıtsınız. Best model derecesi alamayanların bana attığı iftiralar evet, diyor ama siz derecelisin. Sen derecelisin. Aynen. Üçüncü demek best model demek tabii ki zaten. O yüzden söylüyorum ya zaten hani dün ona söyledi. Ben o yüzden bugün özellikle dedim ben çıkacağım. Hani diyor ya hiç dereceye girem. Ben üçüncü oldum bak ben yine söylüyorum. Üçüncü olmama rağmen söylüyorum. Çünkü bize mecbur kaldı. İkimize başta anlattığımız gibi ikiz olduğumuzdan vesaireden dedi ki yapmak zorunda kaldı. Ama ondan sonra baktın bize uymuyorsun. Önünü keserim diyor. Hiçbir şekilde sana bir sene sonra kardeşini çağırıyor ve bir sene kardeşini sonra ona dedi ki seneye bir daha özellikle gel seneye birinci olacaksın dedi. Birinci onu olacaksın diye bilerek çağırıyorum. Ama birinci olacaksın diyor ya aslında orada sana mesaj veriyor. Sen orada mesajı alırsan. Seneye yine gel diyor. Seneye gel benim istediklerimi yaparsan olursun. Bir sene git düşün. Tabii. Tabii. Evet. Fırsat var, zaman var, git düşün yaparsan gel ben seni. 2008'de ilk 5'teydim. 2009'da hiçbir şey kabul etmediğim için hiçbir şey vermedi. Hiç dereceye bile giremedi. Yani ilk 5'e bile giremedi. 2009'da hiçbir şekilde evet, almadı yani. Ben de geçen sene aynısını yaşadım. Kabul etmedi. Ve şöyledir. Erkan Özarman'ın standart bu gelmiş, şu an nasıl bilmiyorum. Ben uzun süredir takip etmiyorum. Zaten best model'un o özelliği de kayboldu. Yani 2013-14'ten sonra artık böyle piyasaya model veremiyor. Eskisi gibi değil. O şaşa dönemi bitti evet, zaten. Evet bitti bitti. Ve öyle çok her dördüncü istiyor, ertesi sene birincidir. Best model'da baksınlar çoğu %99 aa, böyledir. Her dördüncü, dördüncü ertesi sene bir. Dört oluyor sonra bir oluyor. Dört oluyor sonra bir. Benim senemde dört olan ertesi sene birinci oldu. Benden önceki sene benim yarışmamda birinci olan ertesi sene önceki sene dördüncü olmuştu. Gibi gibi. Böyle çok örnekleri var. Ama dediğim gibi best model'un artık o şeyi kalmadı. İnsanların gözünde de kalmadı. Tamamen bence ayyuka çıktığını düşünüyorum. Yani halkın bunu çok net bir şekilde gördüğünün ve buna prim vermeyeceğine inanıyorum artık evet, bu saatten sonra. Evet şimdi ne yapalım? Tekrar bir Çağlayan Adliyesi'ne gidelim efendim. 15 aylık evliliğin ardından 2019 yılında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan
bir kez daha karşı karşıya geldi. Taraflar Çağlayan Adliyesi'nde ve ne davası görülüyor burada? Velayet davası görülüyor. Taraflar oğullarının velayetini almak istiyor. Özcan Deniz geçen yıl mahkemeye başvurmuştu oğlu Kuzey'in velayetini anneden alabilmek için. Şöyle bir detay var. Feyza, avukatı Altın Mimir ve annesiyle birlikte gelirken ve bir avukat daha var yanlarında. Özcan Deniz velayet davasına kocaman bir güvenlik ordusuyla geldi şeklinde. Yani evet, daha önce duruşma da zaten birazdan biter iddiası vardı. Herhalde adliye koridorlarında ters bir şey olmasın diye bu önem. Konuyu yargıya taşıyorsunuz. Evet, taşınması yani lazım zaten ki bu sesimiz daha güçlü duyulsun. En azından bazı şeyler sözde kalmasın. Bir de en azından artık yeni bundan sonrakiler mağdur olmasın. Çünkü şey dedim ya, başta da söyledim. Şehir dışından, Anadolu'dan gelen genç kardeşlerimizi bu şekilde burada artık kendine mahkum bırakmasın. Çünkü buraya geliyor, çocuk dönecek, belki yeri yok ya da burada kalacak yeri yurdu yok. İstediği şekilde onlarla istediği gibi yönlendiriyor. En azından bunların önüne belki geçmiş oluruz. Hem TV8'e hem de size böyle bir fırsatı doğurduğunuz için de ben teşekkür ediyorum. Siz gençlere biz de bu davanın peşini bırakmıyoruz. Bu dosyayı kapatmıyoruz. Davanın da takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Pazartesi görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.